Aks'ın sunduğu O Tarz mı başlıyor? Derdini otarzmi@gmail.com'a yollayanlar derman buluyor. Hanımlar, beyler, Radyo Mega'da Aks'ın sunduğu O Tarz mı başladı! Bravo! 100. programımızda... Yok be. Kaç, 5 mi oldu? Beste, Gizem, Fatma ve Enes'e teşekkür ediyoruz. Bize tatlı göndermişler, sağ olsunlar. Aa, yedik onları. Yuttuk az. Sana da bıraktık 2 tane. Modern baklava olarak da andığımız makaron göndermişler. Makaron dediğimiz şeylerden yedik. Hızlıca, renkli renkli. Çok tatlıydı. Nasıl geçti haftanız arkadaşlar? İsmail'in en sevdiği kısma geldik. İsmail. Abi haft... Hadi bana biraz kötü davran. Yok, asla. Tamam. Nasıl geçti hafta? Neler yaptın? Nasıl bir haftaydı sizin için? İyi abi, çalışmacı işte. Çok güzel. 8-9-5-8-16. Bir sürü hızlıca da sayılar söyledin. Can Sungur, sen nasılsın? Her şey? İyiyiz ya. Çok güzel. Dizi izliyoruz, video çekiyoruz. Ne var dizi? Şimdi söyleyeceğim onları. Bu sefer yok reklam oluyor, yok bilmem ne oluyor. Hiçbir şey de diyemiyoruz ki. Senin reklamına ihtiyacı yoktur bence o dizilerin. Diziler var işte, uzayda geziyor adam falan. Kim, hangisi o? İşte reklam olmasın. Star Trek. Söyleyebiliyor muyuz? Star Trek. Özel şirket ismi verebiliyor muyum? Ne diyorsun ya? Abi, dizinin adını söylesene. İnte kaka burada mı uzayda abi? Uzayda geziniyor. Anlayan anladı. Şey mi? Doctor what? Hayır. Doctor uçak. Neydi ya? Doktor kimdir? O mu? Doktor Kimble. O arada. O neydi? Kaçak. Şey geri döndü asıl ya. Kim? Dick Gently's Holistic Vitality. Ciddi misin? Döndü mü? Sezonu geri döndü. Abi ben bayıldım onun ilk sezonuna ya. Mükemmel bir diziydi bence. Ben 6. bölümden sonra baymıştım. Mindhunters var galiba. Dick Gently değil, 4 Gently. Mindhunters çok iyi. Mindhunter herkes izlesin abi. Ne o? David Fincher'ın dizisi. Wow, ama yalandan. İlk bölümünü o çekmiştir. Sonra hayır, ilk 2 ya da 3 bölümü çekiyor sanırım ama genel olarak şey, producer zaten. Yani. Ne anlatıyor? Seri katiller. Hadi ya. Evet, hızlı hızlı anlatıyor. Korkutucu mu? Yok canım. Neye korkuyorsun? Seri sen tanımına bakalım. Gerilmeli bir şey mi? Ben sen sevmiyorum gerilmeyi. Senin gerilme eşiğin ne? Bir yerden bir şeyin fırlaması benim hoşuma gitmiyor. Anladım. Star Trek Discovery var işte. Yani, uzayda geziyorlar. Bamamları falan da geriliyorum, hoşuma gidiyor. Sen şeyi izleyeyim. Yarışma programı da izleyemiyorum belli. Evet evet. Yanarlarsa gittin çünkü. Ya yanarlarsa. Dunkirk nasıl izledin abi? Wow, evet. Sürekli ama, gerginlik o da yani. Evet evet. Bitmiyor ama ya bile. Öyle zombili mombili sonuçta bir şey değil ki. Bomba, yani bombayı zaten havada görüyorsun. Bir patlayacak o kesin. War is hell, çarptı, man. Çarptı. War is hell. Oh yeah. Oh yeah girl. Bir dakika, bunu war never changes. Sungur. Evet, o tarz mı bir tavsiye programı aynen sevgili arkadaşlar. Radyo Mega'da ben Deniz Can Bonomo, İsmail Türküsev ve Can Sungur tarafından. Oo. Bir şey oldu değil mi? Dunkirk. Evet, oldu o anda bir anda. Benim elim mikrofona çarptı galiba, o muydu? Olabilir. Yani ben bu Dunkirk efekti yapacağım bütün program boyunca arkadaşlar. Barım. O ne ya? Dunkirk'ün niye öyle efektleri var abi? Sen izlemedin mi filmi? Dandik bir efektin var senin. Dandik. Ben izledim, sinemada izledim hem de. Nerede izleyecektin zaten başka? Şey seni evine çağıracak hali yok Torrent, zaten. Torrent var. Niye çağırıyorlar bazen? Hiç gitmiyorum. Quentin Tarantino. Quentin. Çağırıyorlar, gitmiyorum. 1980'lerden yaptığı esprileriyle. Ya, ben sinemada o zamanlar Torrent yoktu bir kere. Şimdi düşün. Tarantino'dan değil mi? Şeyi söylesek mi ya? Neyi oğlum? Neydi o, bir tane hashtagimiz vardı, bizim çok seviyorsunuz. Evet. Bayılıyor senin İsmail. Olayın ne? Senin olayın ne? Twitter'da program boyunca Twitter'dan senin olayın ne hashtagiyle katılabilirsiniz muhabbetimize. İsmail okuyacak onları düzenli. Okuyunca da laf ediyorsunuz. Hayır, yalan söyleme. Aksine okumuyorsun diye kızıyoruz bir dakika, sana. Evet, oku İsmail, oku diyoruz. Oku oku. Hiç. İlk şeyiniz bu mu bana, emininiz? Evet. Nice. Tamam. Evet. İlk soruya geçebilir miyiz? Hadi ateşle. Ama biraz daha film ve dizide konuşabiliriz istiyorsanız. Kültür şov. Ya kültür şov mu? Şov. Kültür şovu. Komiserim, oyunda konuşabiliyor muyuz? Tabii ki.
Shadow of War çıktı bu hafta, ona düştüm. Ha nasıl ben o? Alınır mı? Çok pahalı. Ha 350 lira. Evet, 180 evet. lira be. Ne? Ne? Hayır canım 320. Hayır PC'cisin ha, sen ona. Ha siz anladım. Siz ay. Şey anladım. Konsol fiyatından yaslıyorlar size. Canım benim. Evet. Senede 4 tane güzel oyun çıkıyor. Onları da zaten bütün sürü parayı bayıp duruyorlar. Siz bir öncekine ne? Gates of Mordor muydu bir öncekine? Yok. İşte Shadows of Mordor. Shadows of Mordor. Ha, ben onu çok sevmiştim. O yüzden bunu da böyle çıkar çıkmaz wow diye indirdim ama böyle sen kaldığı yerden devam edince biraz baydım. Bir de demo vardı başında 4-5 dakika falan. Hiçbir şey anlamadım. Bir tavsiyem var Shadow of War oynamak isteyenlere ya da alıp da yeni oynamaya başlamış olanlara. Hikayelere bak girince hemen X tuşuna basarak skip edin. O işte anladın mı? Çok hızlı bas ve geç. Evet evet. Hikaye de güzel değil. Öyle yaptık zaten. Sonra bir süre sonra ork avlamaya başlıyorsun. O kısmı zevkli. Keyifli işte. O zevkli. Act 1 var. Sen Trudler'lara falan biliyorsun. Oyunun başında abi. Yüzük yoktur şimdi sende. Asıl böyle orkları kontrol edip ordular kuramıyorsun şu an. Çok hızlı burada hikayeleri böyle basa basa geç geç geç. Yüzüğü al oyun oradan başlıyor. Sonra arazide gez abi. Küçücük tavsiyem. Teşekkür hadi yorumlara ediyorum. Geçelim. O zaman oyuna bir şans daha vereceğim. Gördüğünüz gibi herkese tavsiye verebildiğimiz bir program. Harika harika. Bir mesela erkek... FIFA 2018. Anlat abi ver tavsiyelerini. Gol. Arkadaşlar. Pas. Başlarda squad bu yıl kasın ondan sonra paket açarsınız. Bizde her şey var. O tarz mı? O tarz mı? Radyo Mega'da devam ediyor. Bir erkek ismi rica ediyorum. Gıyasettin Keyhüsrev. Hayır canım. Şeyden daha yükseliş döneminden ver. Selçuklu ya bu. Evet. Selçuklu İmparatoru benim dediğim. İmparator ben, mu kral mı onu bilmiyorum. Ben bu gerizekalı. Ama bu devirde kimse sultan değil, padişah değil biliyorsun. Kutsi. Ha doğru. Kutsi diyor ki. Selamlar abiler ben 16 yaşında. Bir şey söyleyeceğim. Gıyasettin Keyhüsrev'den daha mı iyi oldu şimdi bu? Yorum yani, yapmıyorum söylediğiniz daha, şeyler artık. Yani, abi göreceli. Yani şimdi biri bir imparatorluğu bir yere getirdi. Öteki de 500 bölüm falan doktorlar oynadı. Çekti. Selamlar abiler. Bence kafa kafaya. Tamam canım. Selamlar abiler. Ben 16 yaşında hormonları tavan bir ergenim. Mail atıyorsunuz çözüyoruz demişsiniz. Attık bakalım. Ulan bunun 16 yaşında ne sorunu olacak diyebilirsiniz. Haklısınız biraz aslında. Neyse bir kız var. Aynı serviste olmamıza rağmen konuşamıyorum. Drama bak. Ama hoşlanıyorum eminim bundan. Özgüven mi yok? Ne yok? Anlamadım. Bir tek onunla konuşamıyorum. Drama bak. Çarpı iki. Onunla sevgili durumları falan hayal geliyor. Ne yapacağım? Nasıl tavlayacağım bilmiyorum. Ne konuşacağım? O konuşma başlatma cesaretini nereden bulacağım? Veya ne konuşacağım? Alın size sorun abiler. Bakalım görecek misiniz? Bekliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Gıyaset Kutsi. Bu hafta sorulara ben de baktım biraz. Gıyasetin evet. Keykut. Çok güzel sorular var. Var var. Sen gittin kızla konuşamıyorum sorusu çektin, seçtin yine. Ya çünkü bu çok basit ve hemen hızlıca halledebileceğimiz bir şey olduğu için bunu aradan çıkardım ve 16 yaşındaki bir Kutsi kardeşimizi kızı Instagram'dan takip et. O da seni takip ederse yürü. Tamam ama sorun şu, konuşamıyor kızla. Konuşmasın işte. Bu devirde de ilişkilerde konuşuluyor mu artık? Bu devirde abi? Kimse... Instagram'da ekleyeceksin. Az önce söyledim abi. Konuşmuyor ama inanmıyor. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Bak geçen hafta da aynı şey yapıyorsunuz. Herhangi bir kelime üzerinden ilk aklınıza gelen şeyi böyle refleks gibi söylüyorsunuz. Evet. Bu devirde mizah ve espri kaliteli olmadığı gibi konuşası da gelmiyor insanın. Yani böyle ama program olmasın. Aa şaka polisi bu adam. Evet bu şaka polisi. Şaka polisiyim biraz evet. Gidelim memur bey. Ben yani lütfen gidin. Ben altı kare geriliyorum şu an. Bak biraz düşününce daha iyi espriler çıkıyor. Evet evet. Ama işte biraz force majeur oldu. Peki o zaman hani gidip desin ki ben ne kadar fazla peki diyorum peki bu programda. Konuşmasın konuşmasın. Konuşmasına şey, gerek yok. Hava Meteor Mother'da şey vardı ya Robin Şibaskin'in badam oyunu. Ama aklına ilk gelen ünlemleri yapıyorsun. Peki. Peki filan diye takılıyorum sürekli. Belki bir hafta güzel prodüksiyonlar aklınıza geliyor hızlıca. Devam ediyorum. 16 yaşında bir arkadaşsan hemen oturup ya ne haber Arzu dizi izliyor musun? Ben geçen gün izledim bir tanesini filan tarzı. Bana hani... ne be salak derse ne yapacaksın? Zaten Arzu senle de yani sen sus da gözlerin konuşsun. Arzu. Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli diyeyim. Yemin ederim en güzeliymiş yani. Kötü biriymişsin. O zaman çok şey hızlı Arzu ile yüzleşsin ve kurtulsun Arzu yani. Arzu 05 ne o var? Ne abi şey BBG evi mi? 05 uç. Bak ilk gelen espri hep anladın mı? Bu 2'ydi. Evet evet ya 05 05 ne olabilir abi BBG? BBG ne bu abi BBG mi? Ha evet abi BBG. BBG abi bu. İyi hemen kamuoyu yarattığıma göre devam edebiliriz. Şeytan. Evet.
Radyoda tabii ki görmeyenler için İsmail şu an koşu, depar atıyor uzaklara doğru. Arzu selam. Bayağıdır aynı servisteyiz ve hiçbir kelime daha iyi olsa konuşmadığımızı fark ettim. Nasılsın diye sormak istedim. Nasılsın? Abi geçelim mi bunları? Bak çünkü Instagram'dan ekleyecek kızı. Kızın ben... da bunun da gönlü varsa kız da bunu geri followlayacak. Instagram'dan ekle. Ya sevdiğin insanlarla konuşmaktan çekinme. Ne ben, olacak? Ben konuşmuyorum. Mutlu musunuz? Çok kötü gidiyor bence abi program. Wow, benle konuştun mu diyecek. Yo, program çok iyi gidiyor ya. Sen yorum yapmadan önce falan bayağı iyiydi. Karşılıklı followlaşınca bakar. O der karşılıklı followlaşma var. Peki followlaşma yoksa karşılıklı? Ondan sonra yaptığı her hareket şey olur. Europa Universalist tabiriyle casus belli olur. Yani kız karşılıklı beni follow etmiş bir kere. Ne oldu lan? Ben de bilmiyorum. Ben de gideceğim şimdi galiba. Tamam. Hemen açıklıyorum. Hemen açıklıyorum. Dört kare geriler misin abi? Hemen açıklıyorum. Açıklayayım mı? Orta Çağ tarihinde Just War diye bir şey var. Bunu dinlemek tamam. İsteyen var mı? Zannetmiyorum ama ben bir şey anlatacağım galiba. Azıcık çünkü yapacak daha iyi bir şey yok. Ben pazartesi akşamını size ayırdım. Değdi mi beni küstürdüğüne? Azıcık kültürlenin kültür köşemizde. Tamamdır. İnsan ilişkileri de. Bir hemen hızlı canlı teaser yapıyorum. Can Sungur'la kültür köşesi. Şimdi Orta Çağ'da. Just War yani ideal ama savaş, adil savaş diye bir şey var. Ya merhaba arkadaşlar, ben Can Sungur ve... Yok yapmayacağım, hızlı ilerliyorum. Tamam, okay. Diyeceğim çünkü ilişkilerde de aynı ayak genelde aranır. Yani gidip birilerine ben sana savaş açıyorum, ben sana yürünüyorum denmez. İlk önce bir sebep bulacaksın. Mesela Orta Çağ'da ne yapmış? Kız göğüslerin almış, gelin güzel. Vermiş ya da papaya sormuş. Papa ben buna savaş açayım mı? Papa okey falan derse. Öyle yapmışlar her işlerini. Biz buna bugün modern hayatta ilişkilerde Instagram'dan ama kız da beni follow etti. O da beni follow etti, ben o yüzden yürüdüm falan gibi sebepler üretme diyoruz. Papadan delikanlı. Gelinen noktaya. Sebepler üret, evet, papadan nerelere ya. Evet. Ama işte hayat. Zihnimde kendi kendimi taş atmak aslında 3 kere yendim şu an. Başka da hiçbir şey olmadı. Yani ne kültürlendim. Kültürlendim, kültürlendim biraz. Ne bir şey öğrendim. Ne, ben dinlemedim ki. Wow, İsmail buna ekleyecek bir şey var mı? Cesaret ister de. Çıkaracak çok şeyim var bundan ama. Ama çok geç. Wow. Ya işte BBG'yle falan filan olmuyor her şey. Yani sen 16 yaşındayken Instagram yoktu yalnızsındır. Evet. Nasıl yapıyordun o işleri? ICQ vardı. Ha, uzun uzun anlatıyor musun? Wow, düzgün konuş. İşte uzun. Çünkü uzun içinde uzun... sik geçiyor ya oradan. Uzun uzun anlatıyor muydun peki yalnız kızlara? Yalnız bu adam... Yani ben şapkadan tavşan çıkaracağım sürekli. Evet. O diyor ki altta kutu var diyor. Bilmem ne yani böyle. Abi böyle olmaz. Böyle olmaz yani. Evet. İşte peki senin de kızlara... esprilerin evrimleşsin diye üstüne gidiyorum. Kızlara sürekli gidip şey yapıyor muydun? Arzu merhaba, sana bir şey anlatacağım inanmayacaksın. Roma'da bundan yaklaşık 500 sene önce. Bir adam aşırı sıkılmış. Ay Arzu? Oğlum galiba yapıyordum ve ona göre kız arkadaşlarım oluyordu hep ya. Hakikaten mi? Evet yani. Arzu yine... Ben hep kültürlüydüm abi. Arzu senin evin burada değil, sen niye iniyorsun? Kaçarak iniyor değil mi? Yani... Mesela... Ama mesela bir küçük anekdot aslında sen söyleyince şu an aklıma geldi. Böyle serviste hani ilk oturup da muhabbet ettiğim hani buradan ekmek çıkar mı acaba diye o yaşta düşünmüyorsun ama... Onun ilk öncülerini... düşünüyorsun ya. Ekmek düşünmüyorsun... Ya define ekmek abi, ekmek nedir yani? Ekmek. İşte, wow! Fırın, fiil olarak ekmek. Fırın, kürek. Evet. Kürekle fırına ekmek. Bizi hamuru. Görmeyenler için Can Sungur az önce fırın ve kürek hareketi yaptım. Elini böyle oley işareti. Neyse o yaşlarda ekmek düşünmüyorsun ama serviste ilk böyle tabiri caizse chat up yaptım kızla sanitaryum tam çözümü üzerinden muhabbet etmiştik mesela. Sanitaryum hatırlıyor musunuz oyunu? Hatırlıyorum. Evet. Nasıl nostalji oldu bir an? Bak, oldu. Bir saniye ama... Sungur. Bu artık çünkü gelenekselleşti bu programda. Sen NASA'da mı okudun? Bir saniye. Sanitaryumu nasıl hatırlıyorsun abi? Sanitaryum oyun. Bir tane adam. Yanlış mı? Kafası sargılı. Kafası mı sargılı? Ha oo. Yo. Sargılı da değil kafası. Abi bak Bono bunu yapıyor 3 haftadır. Sanitaryum 3 haftadır oyun ya. Yakalanıyor. Abi vallahi oyun ya sanitaryum. Tamam abi oyunda geçen nasıl bir... Geçen hafta da bu Odysseus kompleksi diye bir şey yapmıştı. Abi Google'la hadi Google'la. Neymiş ne Google? Salak benim evimde bilgisayar mı var? Sıfır koyacaksın. Aynen sanitarium, başına sıfır koyup gireceksin. Sanitaryum şey ya. Enjoy new futures, new imagery.
System Achievement and More. Yani bildiğim bir şey sonuçta. İnanılmaz artık. Anlıyorum Baran'ın gözünden bilmediği bir şeye kafa salladım. Ben sizi burada eğileyim, muhabbet aksın istiyorum. Gerizekalılar. Bu da diyor ki 16 yaşında sanitaryum konuşuyorduk kızlarla falan filan anlatıyor. Ben de ne diyeceğim? Abi siz kimsiniz? Niye öyle diyorsunuz? Siz ne iş yapıyorsunuz abi falan ne diyeyim abi adama? Biliyorum kanka, aferin kanka diyorum. O zaman da geektik abi biz. Anladım. Tamam. Anladım kardeşim. Yürü be, seni kim tutar be? Eyvallah. Wow! Şey yapsın. Kardeşimizin adı neydi? Kutsi mi? Kutsicim. Kutsicim. Kutsi. Ya önce bir dinle yani. Kızın yanına otur. Nelerden bahsediyor? Merve. Başka arkadaşlarıyla ne yapıyor falan. 7 milyar tane tab var önünde. Nasıl geri döneceğim? Bak böyle bir şey olabilir mi? İnanamazsınız. Önce senin sorunlarını çözeceğim. Instagram'a koyacağım. Laps diye buldum orada. Evet, kötü. 16 yaşındaki bir arkadaşa ekmek tavsiyen nedir İsmail? Ya önce dinlesin abi. Malzeme toplasın. Yani serviste madem oturuyor, yanına oturuyor. Arkadaşları neler konuşuyor kız? Peki bir gazeteyi ortasından delip çaktırmadan izlesin mi kızı? Bir gazeteyi en fazla 8 kere katlasın. Anladım seni. Seni de anladım. Seni de anlıyorum. Sungur'u da anlıyorum. Hiç anlamadı yine değil mi? Yok. Hiç dinlemedim. Yok, yani anlamadı. Nedir abi gazete? Aşırı hayatım sizi eylemekle geçiyor. Yemin ederim ya. Pazartesilerim boş. Allah'tan her akşam, her pazartesi buradayız. Radyo Mega'da O Tarz Mı devam ediyor. O Tarz Mı @gmail.com adresine sorularınızı ve sorunlarınızı yollayabilirsiniz. Ben sizi samimi bulmadım. Yok, ben 16 yaşında aşırı enhanced bir çocuktum. Bilgisayarda oyun oynuyordum be. Ne i̇şte, enhanced'di? Ya 16 yaşında abi, 16'da sonuçta hani... 16'da bilgisayarın var mıydı? Vardı. Benim var mıydı? Go acaba? Çözümleri falan konuşuyorduk. Ne dedim ben, bir tane Dandik Adventure oyundan bahsediyorum. Yani sen onu bile bilmiyormuşsun. Bana pretensiz geliyorsun. Yani çok sanitaryum, çok değil de. Sanitaryumcular odası adak, evet, şey, ayaklandı Dandik şu anda. Dandik de değil, çok kaliteli diyelim de. Bunu hadi sen bir çocuğa bir çözüm söyle o zaman. Ayça'nın karşısına oturup diyecek ki... Ayça ben senden hoşlanıyorum. Arzu adı. Arzular şelale. Aa, onu bile bilmiyor. Arzu merhaba. Ne yaptın? İyi bir servis burası. Merhaba. Seni her gün görmek güzel. Ama hiç konuşmuyoruz. Ben kendimi tanıtmak istedim. Benim adım... Kutsi. Gitti abi kız, gitti. Ha yapma ya. Baştan. Ama. Baştan. Tamam. Arzu hemen kısa süre içerisinde. Yalnız oraya arkadaşım oturacak. Oradan kalkar mısın? Tamam ya, oturma. Ayaktayım ama Arzu. Tamam, arkaya doğru oturmadım. Geçer misin? Orayı tuttum ben. Tamam, çünkü zaman, Seda gelecek oraya. Seda gelecek. O zaman ben yarın tekrar geleceğim. Çünkü zaten aynı serviste olduğumuz için bir şansım daha yarın olur. Görüşürüz. Tamam. İyi olsunlar. Bye bye. Salak. Yarın. Ertesi gün. Pow. Hatta jingle'ı yapıyorum. Evet. Yarın. Tırr. Radyo Mega. Evet. Ekmeğinin peşinde. Ekmeğinin peşinde. Episode 2. Arzu, Seda geldi. Şeyler mi? Yazılar akıyor önce değil mi? İşte Kutsi geçen bölümde oturamamıştı. Previously falan diye böyle. Servis. Şey, Star Wars. Servis. Arzu merhaba. Dün Seda, ne oldu, geldi mi sonunda? Seda gelecek diyordun. Ben strese girdim. Belki gelmemiştir. Gelmeyecek bugün, bedene kaldı o. Öyle mi? O zaman burası boş. Onların bedene kim giriyor ya? Bak işte. Ne yapayım? Ne kadar kötü adamsın. Beni sıkıştırdın. Al işte. Daha da fazla yapmaya baş. Seda gelmiyorsa burası boş mu? Bugün ben öyle anlıyorum. Burası boş. Boş, otur. Oturdum. Ne haber? Sanitaryum oynuyor musun? Ne? Sanitaryum. Bir adam var, başı bağlı. Ya bilmen gerekenler bunlar. Ne diyorsun ya? Gözlerin güzel. Ağzın da iyi. Emişmemiz için hiç sebep yok. Okey, ben bu tarz bir yürüme ne gördüm ne duydum. Ama iyiymiş, bir ders aldım bugün. Hanımlar beyler, Radyo Mega'da O Tarz Mı sonra devam edecek. Ahbab-ı tenasül. No. Zina masası. Maybe. Şefkat sineması. Yes. Sefil. What? Bunlar bizim olayımız. Peki senin olayın ne? Sorunu otarzmi@gmail.com'a yolla. Hep birlikte öğrenelim. O Tarz Mı her pazartesi 21'de Radyo Mega'da. Hanımlar beyler, Radyo Mega'da O Tarz Mı devam ediyor. Can Sungur. Abi olacağı buydu ve yani bir yerde ben de daha iyi zaten olacağını düşünüyorum programı şu an itibaren. Ki. O bir takım aplikasyonlardan gofret söyleyip yine gofret peşinde yok mi? Yok, bayağı kuryeliğe başladı o.
Ha direkt artık, artık, aplikasyonu. Anladım. Sen ne yapıyorsun? Aplikasyon diyelim mi biraz? Ya sırtımda bir aplikasyon çıktı işte. Anladım. Onu göster ama. Çok da acıtıyor. Sıktıracağım. Anladım. O tarz mı devam? Biraz gerildim şu an. Can Sungur yok diye ama. Abi niye geriliyorsun? Bilmiyorum. Zaten olayı götüren sen de biziz, boşver. Abi okey. Güzel. hanımlar beyler o tarz. İkiye bölünür her şey. O tarz mı devam ediyor? Sen tamam. Neyse ya, bir şekilde hallederiz. Ben Sungur diye bağıracağım galiba şimdi. Sungur! Ya geleceğini düşünüyorum. O tarz mi @gmail.com adresinde sorularınızı ve sorunlarınızı yollayabilirsiniz. Burada içtenlikle çözmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere yani ciddi bir beyin takımımız var. Twitter'da da hashtag'imiz var. Senin olayın ne? Okusana biraz. Gelen soruları yine yanıtlamaya çalışıyoruz. Sungur hoş geldin. Yokluğunda dedik ki sensiz hiçbir tadı yok bu programın. Asla olacak. Mesela gibi. Can demiş çok ki abimler. Adana ile tavuk şişi aynı anda söyledim. Hangisinden başlayayım? Bence Adana abi, çünkü onun yağı var. Soğursa bir şeye benzemez. Katılıyorum. Önce Adana. Güzel. Adana. Peki bak, geçen gün konuştuk bunu. Bir dakika. Biraz efendim? biraz ondan yeğe gitse. Ya o da olabilir de. Normalde diyelim bak. Sonra küçük bir parça Adana bırak ya. Şimdi tavuğun tadı kalmasın. Ya bir abi. Tane sevdiğin yemek var. Bir tane ılımlı ol. Yani sevmediğin yemeği zaten söylemezsin, evet. Ama ortası. Yani okeysin okay. Falan. Geldi ikisi de, hangisinden başlarsın? Sevdiğin yemeği en, yani son bite sevdiğin yemekten, evet, olmalı kesin. Diye. Ben mi? De öyle düşünüyorum. Bence çok sıcakken iyi. Yemek o, lazım sevdiğin yemeği ya. O yüzden eğer Adana'yı daha çok seviyorsan eğer, bir Adana'yla bir başlarsın. Sonra tavuğu full göm, sonra Adana'yla konuyu kapat. Aynen. Ben öyle, bence de öyle. Ben yani. Sanatla uğraşıyorum ha. Yani gerçekten. Sen bunu düşünmediğin zamanlarda bayağı yaratıcı bir adamsın abi. Evet evet. Yani neler insan karışık teknikler yapabilir istese. Dili öğrenir. Onun sanat galerisi açılışına beraber gitmiştik. Evet, beraber gittik. Düşünce yapısı bence belli oluyor. O da değil mi? Karışık yani bunları yani. Okuyabiliyorsun hani. Adana ve Adana merkez. Adana merkez. Akıllı olsun herkes. Okey, evet. Devam ediyorum. Beyler şu anda inanılmaz gaz bir şey. Sahte tutkusuyla ilerliyordum. Sahte tutkum ve ben. Sahte tutku her akşam. Sahte tutkular. Rırırım. Şeyde dizi değil mi bu? Rırırım. Dizi. Sevdim seni, anlıyor musun? Anlıyor musun, anlamıyor musun? Çünkü anlamıyorsan daha hızlı söylemem gerekiyor. Faruk benim babam. Abi ne oluyor? Diyen bir tane kız kardeş de vardır. Sahte. Abi ne oluyor? Ali Kaptan diye bağırabiliyor muyuz? Ben onu çok seviyorum. Ali Kaptan kim? Ne herkes gülüyor. Ölen bilir. Yani Ali Kaptan. Tamam. Abi ne oluyor? Sahte tutkular. Sen boş ver kardeşim. 3 saatlik bir dev ülke. Özel. Bir de öncesinde bir önceki bölümü veriyor değil mi? Tabii. Karameli'yi anlatıyor ilk önce. Bir saat anlatıyor onu önce. Bunu ben anlamadım. Kız mı erkek mi ki bu? Kız mıdır erkek midir diyorsun. Soruyu... Bir birey abi, birey o. Yani. Ne biçim bir yani laf. Çocuğa falan dedi, ne kız. Bir kız ismi alayım, Tutku. Sahte. Kendin ne yapıyorsun? Tutku ismi ben kendim verdim. Lütfen öyle söyleyeyim. Olmaz. Daha iyi mi olacak Tutku'dan? Bayağı evet. Şey. Tutku'dan daha iyi bir isim. Kesinlikle. Dene bakalım şansını. Aslan. Kitlendim ha bir an. Ha kitlen. Vallahi kitlendim. Kitlen. Kitlen diyor ki. Güzel. Ben 24 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Başarılı ve dış görünüş olarak baktığınızda da hoş biriyim. 24 yaşında başarılı üniversite öğrencisi mi olur? Bir 2 sene sarkmışsın, evet, okulun. Evet lan. Yani. Aa evet. Ne kadar belki çok... yüksek yapıyordur. Ha olabilir. Hayır zannetmiyorum. Başarılıymış. Başarılı ve dış görünüş olarak baktığınızda da hoş birisiyim. Bugüne kadar karşıma çıkan insanları çok ciddiye almamam ya da en fazla 3-4 ay geçirdikten sonra sıkıldığımdan hiç düzgün bir ilişkim olmadı ki kendimi de düzgün bir ilişki insanı olarak tanımlamam zaten. Bu yüzden... Sana Jedi diyelim o zaman. Evet evet. Aslanlar aslanı diyelim. Bu yüzden istemeden de olsa kalbini kırdığım birkaç insan var. Bir gün arkadaşlarımızla girdiğim ortak bir mekanda bir çocukla tanıştım. Dış görünüşüyle girdiği her ortamda ilgi çekebilecek, hani derler ya, bir bakanın dönüp tekrar bakacağı bir çocuktu. Yakışıklı. Heh. Kaslı. Onunla herhangi bir şey yaşamak aklımda bile yoktu ki kendisiyle ilgilenmedim de zaten. Ancak zaman geçtikçe o benimle ilgilendi. Hatta çok fazla ilgilendi. Tabii belki burada
Alkolün de biraz etkisi olabilir. Hangi alkol? Ne bileyim, bahsedilmedi ki hiç. Gecenin bunlar sabahtan içiyorlarsa. Gecenin sonunda gecenin sonunda benimle kes. Aa, hangi gece? Bilmiyoruz. Tamam. Ortama girdiğinden bahsetti ya çocuğu. Tamam, bence bir, abi spesifik bir ortammış bu. Şey, evet. Bara gitmişler. Westworld gibi lan, mail 3 farklı timeline var. İsmail, tebrik ediyorum. Çok ne iyi. Güzel espriler gelmeye başladı. Ne oldu İsmail? Çok güzel, çok kalite şeyler bunlar. Tehdit altındayken hızlıca evet, şakalar evet. Yapabiliyorsun. O gitti ya Sungur bir 10 dakika. Hayatım sorguladım yani. Sonra hemen konuşmayı unuttun mu yine? Evet. Evet. Gecenin sonunda benimle kesinlikle görüşmek istediğini söyledi ve telefon numaramı aldı. Yalan yok. Başlarda beğenmesem de o benimle ilgilendikçe çocuk benim de dikkatimi çekmişti. Bundan sonraki ilk görüşmemizde daha hiçbir şey konuşmadan ben o gece olan hiçbir şeyi hatırlamıyorum diye konuya girdi. Ki hatırladığından eminim. Tamam dedim, üstünde durmadım. 1-2 saat takılıp evlere dağıldık. Bu sürede de bana karşı oldukça ilgili davrandı. Nasıl oldu? Okay. Ama o günden sonra ne bir arama ne bir mesaj sesi çıkmadı. Ben aradım. Belki telefonunun sesi kısıktır. Hey Allah. Her yaptığım şaka çok iyi olacak, tamam. Diye bir şey yok. Sizi gebertirim bak burada. Burada. Mahvederim burada sizi. Ama o günden sonra ne bir arama. Ben de tekrar aramadım tabii ki. Şimdi sizlere sorum. Ben daha önce hiçbir insanla ilgilenmediğim kadar ilgi gösterdiğim bu çocuğa. İlk defa arayan taraf ben oldum. Ve o da sanki benim bugüne kadar kalbini kırdığım insanların intikamını alır gibi egoma zarar verdi. Şimdi biz bu çocukla yakın zamanda tekrar ortak arkadaşlarımız yüzünden aynı ortama gireceğiz. Sizce ne yapmalı? Nasıl aldı, davranmalıyım? Aldı, ego zararına bak ya. Evet, level 1'de fare kesersin ya FRP oyunlarında, böyle biliyor musun? Ego evet. Öksürünce ölür zaten fare. Böyle sen de onunla ilgilenmişsin, o sana ilgilenmiş, o da biraz sonra sen aramışsın ama o kadar ilgilenmemiş, egosu hasar görmüş buradan. Vay 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 vay. Peki ne kadar ağır bir o durum ego, ya. Ego toplanmaz artık. Sen onu sanayiye götüreceksin. O ego oradan evet, dönmez. Evet. Motor falan inecek komple. Arar bulur. Sen işi gücü bırak, birkaç ay böyle bir çadırda madırda dağmağa yerleş. Kendini baştan keşfet, inşaat. Can, Sungur, ne diyorsun ya? Ne kadar saçma. Dur bir dakika. Ha. Şu an makara yapıyorsun ve ben ayıp buluyorum. Ne münasebet. Bu kızın egosu ne olacak? Bu genç kızın başarılı üniversite ve dış görünüşü gerçekten çok iyi olan üniversite öğrencisi arkadaşımızın egosundan bahsediyoruz. Yani bu senin için bu kadar kolay bir şey mi? Ha? Evet. Demek öyle. Seni de anlıyorum. Şey yapsın. Dur. Çözümü biliyorum. Tamam. Çözümü biliyorum. Tamam. Bu tamam. Sürekli uygulanıyor. Herkes tarafından yapılıyor. Kesinlikle %100 çalışıyor. Kaç harfli? İnternete, Facebook'a ya da Instagram'a tek bir hatam var, o da herkese güvenmek falan yazsın. Burada ama güven sorunu yok ki. Ama kız biraz... Ben bana anlamadım. Hayır, yok. Daha agresif hani işte. Ya yüz verdiklerimiz de tepemize çıktılar. Ama böyle bir şey değil mi? Duvara yaslanmış, çekilmiş bir fotoğrafının altına. Tabii. Hemen bir Karaköy biletini kestirsin. Hemen iki duvarın önünde yuvarlak güneş yapacağım. Gözlükleriyle çektirsin fotoğrafını. Ya yüz verdik, tepemize çıktı herkes yine ya. Ne yapıyorsunuz? Biraz derbederim. En büyük zayıflığım tweet. Çok güvenmek, çok sevmek. Bir tweet atsana. Sen o kızsın şu an. Bir tweet atalım. Atalım. İşte bence benimki çok iyi. Okay. Bunu top etmeye çalış. Ya, yüz verdiklerimizin tepemize çıktığı bir pazartesinden herkese merhaba ya. Baydım yine. İsmail Türksev dinliyorum. Bir tweet bu. Okay. Ya bu... Şey ne? Bunun muadilini atsana. Çok güzel. Kompozisyon ne yani? Ya şey... Ya öyle bir düşünme. Önermeyi mi soruyorsun? Önerme... Çocuk okuyacak bu tweet'i. Hı-hı. Okuduktan sonra diyecek ki vay, ben bu kızı nasıl aramamışım. Ya da çocuk okumayacak da eş dost böyle küçük like'larıyla omuzunda elini koymuş gibi hissedeceksin. Ha evet, evet, küçük bir dost. Evet şeyi. Yani İvit bacım aynen öyle falan yazacaklar. Evet kardeşim benim ya, senin hayatın çok zor. Yani canım, 24 yaşında bu kadar başarılı, bu kadar güzel bir insan. Seni mahvettiler vallahi falan hani. Onu hissettirecek o temada bir tweet. Okay. Gerizekalı nasıl aramaz seni? Şu seni aramayan ölsün be kardeşim filan hani. Şu sen... klasiklerdendir, ben seviyorum. Lütfen. Her şeyin fiyatını bilenler hiçbir şeyin değerini bilmiyor. Oo, vay. Güzel. Buralara 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 buralara. Buralara. Evet arkadaşlar, bu çalışmamızda sizlere kalitesiz tweetler nasıl ve neden üretiliyor, bunları sebeplerini evet, açıklamak kalitesiz istedik. Kalitesiz tweetlerin altına yatan motivasyon. Küçücük ego tümseklerine takılan insancıklar bir anda Mevlana kesiliveriyorlar ya işte abi. Ego tümseklerine takılıp bileklerini vurdu. Rent.
Sen bir tweet atsana Sungur. Dur ben hiç beceremem. Ama tweet. Allah aşkına senin tweetini çok merak ediyorum. Çünkü biraz daha böyle daha... Yok, yok ben hiç girmeyeyim. Ben zaten bu tweet'i atıyorum bu arada. Ha? İsmail'in attı çok iyi çünkü. Atıyor musun? Evet evet. Bir yapıştı. Hadi yaklaş. Ne bu? At. Ne video çekiyorsun şu an? Yani radyodayız sen. Ne yapıyorsun? Ses vermemiz lazım. Aa, uygulamalı yapıyorsun. Ne yapıyor ki? İsmail Türküsev'i takip edin. Hayır canım ben o tarz. Kaç retweet ha o tarz buna. Ekranlarınızın ya... başından ayrılmayın. İnanılmaz bir şeyler görmeyeceksiniz şu anda. Asla. Ve gördüğün fotoğrafı ne kadar yaptı. Aynı şey kompozisyonu yapıyoruz işte. Ellerine sağlık abi. Tamam. Ego Tümsey'ine takıldın mı hiç İsmail? Ego Tümsey'i ne abi? Ada sahilleri gibi. Evet, bir tamlama evet. Ya o. Takılmıyor o sarsıyor hafif. Aha. Hızlı girersen çok dağıtıyorsun alt yavaş takımları da. O Ego Vio diyor. Ego Vio diyor. Girdiğin anlamı ama frene de basmak Ego lazım. Fiyortu o. Ego Fiyortu. Ego Vio diyene hızlı girince araba savruluyor. Wow. Ego Fiyortu'nu üfleyerek emeli şakalı dört gözle bekliyorum. Ya burada ben sevgili arkadaşımızın adını hemen hızlıca tabii ki unuttum. Neydi kilit? Kötü bir şeydi. Kitlendim. Yok neydi? Kitsel. Kitsel. Kitseli. Hayır şey neydi? Kitsel ya. Kitsi. Kitsel. Kutsi geçen turu. Yok. Kitli. Kitsel. Neydi ya? Takılma. Kitlen kitlen. Kütle. Ha kitlen. Sevgili kitlen. Bunlar yaşanır. Olabilir böyle şeyler. Ya bu kadar da ya ben insanları aslında hiç takmıyorum ve falan. Ya falan değil de yani ama bu için bu çok takmak. Dış bu. Görünüşüm de çok iyi bu arada. Ya daha da bu soru bize kadar geldi. Başarılıyım biz seni ha. Tanımayız etmeyiz kitlen. Yani bak derdi bize kaldı öyle düşün. Demek ki sen birazcık da demek ki takıyorsun böyle şeyleri. Yani bunu kabul etmek ayıp bir şey değil. Ben yani, de kimseyi önemsemedim ha bu yaşımda. Ya çocuğa bu arada mesaj atıp şey desen hey Hınzır hiç vallahi aramadın sormadın falan. Hani kuvvetli muhtemelen hoşlanacak çocuk da vay diyecek kız bana mesaj attı. Arabayı bir iç dış yıkamaya götürmüyor muyuz da? Hmm. Konu ne ya senin bahsettiğin? Abi yani time lapse. İç dış yıkamaya gelsin istiyordu sadece başka hiçbir olayı yok onun yani. Ne anlamadım ki sen neyden Sungur dalga mı geçiyorsun benimle? Ya sen yaz bunu. Sen okey iç dış yıkamayla alakalı tweetlerinizi bekliyoruz. Senin olayın ne hashtag ile bu arkadaşa bir cevabınız varsa yardımcı olun. Çünkü galiba işin içinden çıkamadık bu sefer. Evet. Evet niye öyle oldu? İsmail ne desin? Let go of your ego. Egoyu bırak. Ha, aslında kaşık yok. Düzlem. Kitlen dedin. Kitlen aslında kaşık yok. Rahat ol. Aslında kaşık olmadığını söyleyerek işin içinden hızlıca çıkmak mı? Ha. Peki kaşık var mı sence? Yok. Nasıl yok? Çünkü bükülen aslında biz değiliz kaşık. Vay. Of. Bükülen. Hadi güzel sorulara geçelim. Ya, bonamaya. Evet, tamam özür dilerim. Benim telefonuma dönmediler. Sizce ne yapmalıyım? Otarzmi.com adresine gerçekten. Come on. Evet hayır soruları sormayın arkadaşlar. Şimdi bir üniversite öğrencisiyim. Çok başarılıyım. Bir tane adam beni aramadı. Şeyim çok. Ben o zaman yardımcı olayım. CV'm çok uzun. Nasıl kısaltabilirim? Yani çok yani kurumsal evet. Firmalar sıkılıyor okurken. Ya onu nasıl böyle hani daha işlemeli hani. Çocuğu maaşı ekleseymiş. Şey eklemiş. Araya çocuğu. Küçük kısaslar, fıkralar. Hmm. Abimler merhaba. Nasıl? Peki şey var mı? Erkek ismi? Erkek ismi var. Yoksa vallahi okurum çocuğun adını. Kudret. Kudret diyor ki abilerim. Abilerime onu unutuyoruz sonra. Tamam. Abilerim merhabalar. Sosyal olmaya çalışan yarı asosyal bir insanım. Çok özür dilerim soruyu bölüyorum. Bu ne kadar büyük bir sorun olmaya başladı ya? Neden sosyal değil İnsanlar bu birbirlerine gün geçtikçe daha da yabancılaşıyor. Neden öyle oluyor? Oo, azizim abi, ya? Bir şey diyeceğim bunu okumam lazım. Aramızda ekranlar mı girdi? Hepimizin ellerinde bir yazmış. Telefon. Senin egon, senin egon benim Legom. Abi Cornflakes'in mottosu biliyorsun. Cornflakes marka mı? Ama özür dilerim. Yok, şey, yani. Senin egon benim Legom. Hayır Cornflakes marka değil. Ego my Lego Cornflakes'in mottosu abi. Cornflakes marka değil bu arada. Cornflakes, Cornflakes marka abi. Bilmem neyiz Cornflakes. Ha Kellogg's. Şey gibi. Onu da ay gibi söyledim. Bravo. Ama Türkiye'de yani var mı ki? Resmen düştün o tuzağa düştün. Çocuğun yani. Da adını tamam. Söyle bari de. Yemeyin o zaman kötüleyelim mi? Yemeyin çok kötü. Hayır abi olur mu öyle bir şey? Öyle daha mı kötü oluyor? Ben daha seviyorum ya. Ne yapayım ben sıvamaya çalışıyorum. Ne yapıyorum şu an? Sen midik? Devam etmen lazım senin. Tamam evet. Ama ben bu hatayı bu yani okey'den çıktı çocuklar. Tamam. Aleya Cakta AS. Okun tanesi 20 lira ama biliyorsun. Okun tanesi oo, 20 lira zarlar, geçen hafta. Zarlar atıldı diyorsun Bonucuğum. Evet zarlar atıldı. Ama biliyor musun Can Sungur? Oyun bitince şah da piyon da aynı kutuya konur.
Okey mi? Okay. Ha, kalkıyorum ben. Tamam. Bana bir şey diyor musunuz? Abilerim merhabalar. Sosyal olmaya çalışan yarı asosyal bir insanım. Demek ki yarı da sosyal bu mi? Arada hemen söyleyeyim. Bu ucuz şeyleri, ucuz hayat felsefelerini hemen senin olayınla eşliğine yardırın arkadaşlar. Tamam, onları ne olur yardırın. Bir de Kazım abi sen biraz ışıkları açıp kapatsana ya. Deli gibi burada parti yeri gibi dönüyor burası. Sen söyle bir daha bakayım. Senin olayın ne? Kişisel motolarımızı atalım. Evet evet, bu işte ucuz. Senin egon benim legom tarzı. Senin aynen, egon aynen. Benim legom. Senin Lego marka değil. Senin bildiklerin benim unuttuklarım tek, falan. Tek rakibim. Ya, o kamyon yazısına girmeyelim de. Ama nedir ki motto? Ya işte şey, 3 kuruşluk adama 5 kuruş değer verirsen o 2 kuruş da seni satar. Vay. Sen bunları iyi Twitter. Biliyorsun ha. Hayır, sen niye o kadar? Twitter'dan okuyorum. Ha, önünde çünkü. Sen metni yazarken kamyon bakıyor musun hep? Evet. Hep E5'te yazıyorum ben metinlerimi. Çok güzel. Bunlar ne güzel espriler ya. Evet, evet güzel. Abi, evet. Sosyal olmaya çalışan... Abi üzgünüm. Yok gerçekten ne güzel. Sosyal olmaya çalışan yarı asosyal bir insan. Mühendislik okuyorum. Kız yoğunluğu iyi. Akıcı. birden gidelim o zaman. Ne yapalım? Neyse işte yeni insanlar bulma ümidiyle üniversite kulüplerinde falan takılıyorum. Kulüpte bir hanımefendi var. Bilgisayardan anlıyor. Yazılım biliyor. Filmde... Ne kulübü ama? Aynen. Bu arada bir araya gireceğim. Heh. Makine mühendisliği mezunuyum ben. Yıldız Teknik. Benim ilk girdiğim sene kız oranı %0.5'ti. Şey, gramla düşüyordu değil mi? Yani o espri yapılır ya. %0.5 daha bizde. 6 %3. 10 erkeğe bir erkek düşüyor falan. Yani, evet. O iti. Biz yani Yıldız işte, dedik yine iyiydik yani biraz. Ama kız yoğunluğu iyi diyor. Abi kız yoğunluğu iyi ne kadar kötü ya. Kız yoğunluğu iyi mi sorun üniversite? Ben bir evet, mühendis yani. Olarak anlıyorum bunu ya. Bu ciddi bir indikatör yani. İleride çevirme askerlik var askerlik gibi oluyor abi mühendislik yani. Askere gittin mi sen? Ya iş imkanı nasıl üniversitenin mezunu olduktan sonra? Nereden biliyorsun o zaman? Belki öyle, de inanılmaz revü dönüyor askerde. Açaç varmış. Açaç var. Ben gittim. Efsane. Neyse. Açma. Şey mühendislik... Ha dur bir dakika. Kız yoğunluğu iyi. Ha kız yoğunluğu akıcı. Evet. Bir taraflı. You have one job ya. Okay wait bro. Bir dakika ya. Kulüpte bir hanımefendi var. Bilgisayardan anlıyor. Yazılım biliyor. Filmlere, oyunlara aşina. Ne kulübü bu? Gece kulübü mü? Revi kulübü mü? Abi hep aynı yere takılıyorsun. Ve sus lütfen. Filmlere, oyunlara aşina. Tam hayallerimdeki kişi. Geçen bir etkinlikte uzun süre konuştuk ettik. İyi güzel hoş. Ama aramızda bir yaş... İki sınıf var. Yaş? Bayağı Hindistan'da geçiyor olay. Kast sistemi geliyor. Kast sistemi şakası. İki sınıf var. Ama bir yaş da var. Bak ya. Neler neler çıktı adamdan. Yaş bazı şeyler için çok... Ben coşmadım orada. Bence çok düşünülmüş bir şey yani. Bilmiyorum yani. Sana fazla geldi abi. Wow. Yaş bazı şeyler için çok önemli değil derdim. Ama olgunluk olarak aramızda ciddi fark var gibi duruyor. Bir yaş. Yetkinlik ve bir şeyler yapabilme kabiliyeti olarak. Opposable thumb yokmuş kızın abisi. Kavrayan baş parmağı yokmuş kızın. Kanka oğlum bir 20 abi, yıl daha beklet evrilir belki. Yetkinlik ne ki? Yetkinlik çok kötü ama. Sertifikası yok getirecek kızlar. Yetkinlik ve bir şeyler yapabilme kabiliyeti olarak aralarında fark var. Bir yaş, iki sınıf. Senin de benim aram. Evet. Üniversitede şu an hiçbir şey bilmediğimi anladığım ama farklı yerlerden abi çok kötü bir şey yaptım ya. Ver be. Bez getir. Bu arada sadece Ahmet Olgun'u ya düzelttim Merve. Teşekkürler. Getirmeyeceğim bir daha. Üniversitede şu an hiçbir şey bilmediğimi anladığım ama farklı yerlerden kendimi geliştirmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Bunun da etkisi olabilir. Çok etkilendim. Sizce ne yapmalıyım? Aramızdaki olgunluk farkı birkaç seneye değişir mi? Soruyorum sizlere ey abimlerim. Şimdi aradaki olgunluk farkının seneler içerisinde değiştirmesi için senin durman lazım. Ama zaten duruyorsun. Evet, yani olgunluk öyle euro dolar endeksi gibi bir şey değil ki lan. Bir daha abi çok klişe geyik bir şey söyleyeceğim ama kadınlar erkeklerden daha olgun oluyor ya böyle 2-3 evet, yaş. Evet net bir şekilde. Yani aralarında bir yaş iki sınıf fark varsa demek ki kız zaten daha olgun. Abi, bir yaş iki sınıf da çok ilginç evet, geliyor. Evet abi bir yaş iki sınıf ya. Bir yaş iki sınıf var. Biz var bir yaş iki sınıf yeni şiir kitabının adı mı? Bir yaş iki sınıf bayilerde. Hemen alacağım. Eczanelerde. Alacağım okursun.
Masa Kopetler'de şakam var ama markayı söyleyemiyorum. Abi çok iyi oldu ya, söyleyemediğin yerini bile söyledin. Söylemediğimi yani. Söyledim ama. Evet. Kendi tamam. Kendimi deklan ettim. Evet abi. Yani Ahmet Çakar oldun şu anda karşımda. Fark eder mi benim için? Ne kadar olgunluk fark olabilir ya aralarında? Bir yaş iki sınıf. O abi kız yetkin değil. Kız böyle hala Noel Baba'ya inanıyor ama kız, çocuk kız böyle... yetkin değil ve bir şeyleri yapabilme kabiliyeti yok. Bir yaş iki sınıf söyle ve seninim. Anlamadım lan. Seni seviyorum. Bir ne olabilir? Yani yetkinlik neye yetkin olmayabilir? Senden bir yaş küçük bir kadın. Üniversitedeyiz bir de. Tamam. Logaritma mı alamıyor ne? Filmleri biliyor. Filmleri ve oyunları biliyor. Zaten biliyorsun ki 14 tane film, 6 tane oyun var. Abi. Hepsi biliyor. Tabi bak oyun biliyor, anime biliyor, manga biliyor. Oyun biliyor ne demek oğlum? O çok geniş bir kavram. Film ya. Ve oyunları biliyor. Oyun biliyor be. İsmail ne film. Ne oyunu biliyor? Taht oyunu biliyor mesela. Film ve oyunları biliyor. Halk oyunu biliyor. Önemli. Ya çocuğun bildiği bütün film ve oyunları biliyor. Çocuğun bildiği film sayısının çok maksimum 200 lazım. Olduğunu düşün. Tamam. 200 filmi o da biliyor. O kadar gitme. Şöyle dedi. Yüzüklerin Efendisi'ni izledin mi? Aa evet izledim. Okey. Aradığım kadınsın. Ama evet. Kadınım ol. Ama daha köşeli bir şey bul bak. Yüzüklerin Efendisi gibi değil de hani atıyorum hani Full Metal Jacket mesela. Hani Stanley Kubrick hani daha böyle bir o hani kadar. Film. Mühendisliği fakültesindeyiz. Şey. Okay. Ama hani çocuk da hani Stanley Kubrick'in bütün filmlerini biliyorduk gibi değil de hani bir tane böyle yavar döner filmi biliyor kız. Hmm. Akira'yı biliyor hepsi. Geçti. Akira vardı. Akira biliniyor. Kurosawa. Akira. İlk aklına geleni yapma bak, hep olmuyor. Ne güzel olmuştu. Ama ben de Akira Kurosawa anladım. Manga konuşuyorduk. Yok evet. Akira diye manga var. Ben var de bir tane Kurosawa dedim ben. Böyle Kurosawa mı? Kurosawa. Wow. Sen metin yazarsın ya. Ben Kurosawa dedim, onlar Kurosawa şey yaptı. Sen tabii klavyede falan yazınca hemen hızlıcık siliyorsun. Evet evet. Ama live'da tatsız tabii, evet. Bunların hep kaydı var. anlatıyor. Akira diyordun abi. Akira işte anime bir tane meşhur. 3 tane anime bilen bir tane Akira biliyor muhtemelen onların arasında. Olmadı şey biliyorsundur ya. Howl'un yürüyen şatosu falan var ya. O şey ruhları Spirit kaçıyor. Spirit of the Way falan. Evet işte. Spirit of the Way. Böyle çok bariz bir şeydir ama. Ya Miyazaki yani o işte. Miyazaki. Oradan kaynaşmışlardır. Ondan sonra olgunluk farkı ne kadar olacak ya üniversitede? Bir yaş iki sınıf. Abi kızı bir şeylere yetkin değil ve bir şeyleri yapabilme kabiliyeti yok. Ne abi yetkin değil ya? Abi bilmiyorum yetkin değil. İşte bu bence kavrayabilir başparmağı falan yok. Yani bir şeyi gerçekten yapamıyor kız. Hani çünkü yetkin olmamak yani kız da girmiş çok mühendislik acı fakültesine. Mühendis, yani bir ya kız da mühendis bu arada. Ha, mühendislik adayı. Bir yaş iki sınıf fark var. Bir şey o da diyor, niye var ki? Ya hazırlık bizi, okumamış. Bizi uyaran bir dinleyicimiz var. Diyor ki kıza yetişemiyor olduğunu söylüyor. Kız yetkin değil. Yapma ya. Ha, kız aşmış. Soruyu senden ya daha iyi okuyanlar var abi okumadan. Olmaya rağmen soruyu anlayanlar var. Ben nasıl yani? Benim okuduğum soruyu konuşuyoruz lan şu an zaten. Daha iyi anlamamışsınız. Düşünsene. Ya anlamamışız. Yaş bazı şeyler çok önemli ama olgunluk olarak aramızda ciddi fark var gibi duruyor. Yetkinlik yapıp şey yapamıyor abi. Üniversite şu an hiç mi? Tamam ya. Wow. Kız aşmış abi. Abi evet. Okay. Allah kız senin çok ilerideymiş ya. Nasıl yapalım? Bütün bunları geri alamam ki ben. Yazdığını da yeniden. Çok konuştum. Yapma evet. Yapmıştı hemen. Çok tamam. Konuştum. İsmail, abi ne yapma? Bana ben bakar bu, mısın? Beni böyle kabul et. Yani. Yardıma ihtiyacım var. Yani şey ya biraz az konuş. Olgun takıl. Ha. Sus adam sansın. Evet. Aynen öyle. Ne bence iyi tavsiye bu arada. Evet az ya, konuş. İlk aklına gelen ama iyi bak. Şey dünyası mı yani atıyorum. Mesela kız böyle bütün bildikleri olayları biliyor ama daha olgun olan kız bütün kız bildikleri ya. Olayları biliyor falan diyorsun ha bak. Bir kafanı toparla vaktimiz var bizim. Neyse yani evet aynen. Çocukla bir sürü hobileri bilmem nereye ilgi alanları ortak. Evet. Çocuk böyle buna gidiyor. Coşuyor böyle işte bilmem ne oyunu çıkmış inanılmaz güzel ormana girdik level kastık inanılmaz eğlendik falan level diyor mı? Böyle. Level mı? Ne diyorsun oyun sen konuşuyorlar ya? Konuşuyorlar işte. Kız şey diyor değil mi ben onun ben kitabını okumuştum 15 yıl önce. 15 yıl önce kitabını okumuştum. Dramatif bir hikaye. Ha. Aynen kız da şey diyor değil mi onun kitabı daha iyi diyor. Oyuna diyor bak bunu abi de. Hani anladın mı? Yani filmi de değil. Filme yani. Değil oyuna bunu yani. Diye bilen bir kız var karşısında. Çocuk da böyle oluyor. Bu beni donunda salladı. Evet. Peki çocuğun ne çalışması lazım? Daha fazla kitap ve film mi? Çünkü bak ya bilgisayardan anlıyor kız çünkü yazılım biliyor. Oha. Filmlere oyunlara aşina. Yani aslında oyunlara aşina olan bir kız demek ki gamer birazcık. Biraz. Ama olgunluk burada nasıl bir sıkıntı oluyor ki? Ya o işte, oyun oynayan adam az olgun oluyor ya. Abi muhabbeti sığ geliyor adamın kıza muhtemelen. Ama niye ortak bütün özellikleri? Kız da oyun seviyor, film seviyor. Film konuşuyor. Ama yanına başka bir şeyler daha koymuş demek ki kız hayatta.
Abi mühendislik. Ama tamam. Çocuk da mühendis. Tamam ama işte hayatın farklı yollarında yürümüşler abi o zamana kadar. Ne demek bu ya? Sadece deyimlerle anlatamazsın ki. Anlamadım. Manyak. Ben anlatacağım anlamadım. Aynı sudan içmişler abi. Sen aynı yoldan geçmişler abi. Beraber yürüdük. Bir fidanın. Evet. İkimiz bir fidanın. Evet evet. Hmm. Güller açan dalları i̇şte varmış. Değiller. Farklı ağaçlarda güller açıyorlar. Ama yine de gül açıyor bunlar. Evet ama farklı ağaçlardalar. Abi, birisi üçüncü gülünü açıyor mesela. Lazım. Bak niye şifreli konuşuyoruz abi Tape gibi şu an. Aynı ağaçta mı olmak lazım bak bir kez daha soruyorum. Ördekler su içti mi bunu? Ördekler su içti abi. Tamam. Kudüs'ü tatile çıksın arkadaşlar. Kudüs'ü tatile çıksın. Olgunluk farkın var mı eşinle? Sumur? Var vallahi ya. Evet. Eşin sen bu arada ya Ceren evet, dünyanın en olgun insanlarından biri. Evet. Evet yani. Aramızda yaş farkı var ya yaş farkını. Yaş farkı. Nasıl, yani nasıl idare ediyorsun zeka bunu? Zeka farkı. Sen idare etmiyorsun Ceren idare ediyor. O zaman bize soruyu zaten Kudüs'ünün değil kızın sorması evet. Lazım bundan. Aynen. Bu arada optimum abi her erkek kutsi olsun mu bu bölüm ya? Ama çünkü evet. Hiç hatırlamıyorum evet, evet. Ama o zaman aynen. Asıl konuya geliyoruz. Kız aradaki devasa olgunluk farkı yüzünden demek ki kutsiye zaten çok ilgi de göstermemiş bu arada. Göstermemiş çünkü mi? Çünkü zaten yok. Olgunluk ya avantajı elindeyse kutsi ne yapacağını biliyor aslında. Çok etkilenmiş de nasıl yapsam peki, diyorum. Peki bizden daha olgun olduğuna inandığımız bir kızı nasıl tavlarız Can Sungur? Bunu başarmış biri olarak abi elma şapka sana. Pipo. modelli... Elma mı? Elma ha şapka gözlerin kapalıyken Modigliani'nin tablolarını anımsatıyorsun bana filan hani böyle şeyler. Yani poser olarak kötü. Yani. Tamamen poser ya. Ama o olmaz. Dev palavra. Ha hakikaten mi? Hangi tablosunu Modigliani falan dese eşin ya işte, tablosu. Ya işte Pipo İsmail var ya Pipo. Yani öyle ha. Biraz. Ya ama o Pipo değil. Ha, Michel Foucault yalnız o Modigliani değil İsmail. Nasıl? Abi ben tav oldum sana gidelim mi? Ben de alırım seni. Yani biraz daha ya poserlık yapacaksın abi yapacak bir şey yok ya. O ya da... Çünkü abi şey hani abi kendini geliştir dil öğren daha çok kitap oku işte falan filan. Abi bunlar bu hani zaten böyle senin yani hayattaki ya. Amacın yani. Evet evet bir de hani. Kızı tavlamak için yapman gereken şey desek. Kızı tavlayacağım desek, dedim he? Böyle. Çocuk edebiyat rambosu gibi oluyor kızı tavlayacağım. Edebiyat rambosu. Çok iyi ya edebiyat rambosu düşünemiyorum bile. Bilmem ne açısından çözümlersek bilmem ne okul. Parşömen bağlamış kafaya böyle. Dünya değişimler. Ya birazcık poser olmak. Eğer sustain edebileceksen. Yani İngilizcemi de geliştir ki bu programı takip edebilesin sustain, kardeşim. Yani devamlılığını sağlayabileceksen abi birazcık poser olmanın hiçbir sakıncası yok. Çünkü abi yalancı dediğin şey nedir? Yalanı yakalanan kişi yalancı olarak addedilir. Halbuki yalanını yakalayamadığımız birçok insan var. Onlar daha az yalancı değil yani. Büyük usta falan diyoruz. Yani gibi bir şey. Yani o yüzden poser olmak kötü bir şey değil yani. Poser ol. Şey altını doldurabiliyorsun. Hem bu poserlık süresi içerisinde belki birçok yani, şey öğrenirsin. Gavurun ya böyle inanılmaz televizyonda kariyer işte. Yapmış ünlü insanlar bile var abi. Yani poser olup da artık gerçekten öğrenmeye başlıyorsun fake bir şeylere. Fake it until make it dediği gibi. Fake it until make it aynen öyle abi. Yani o zaman birazcık böyle yalan söyleyip sanki ama bir yandan da çalışıp. Verdik mi ya biz bu tavsiyeyi? Abi ver ya. Yalan söyle kıza. Yalan söylemek değil de hani. Yalan söyle. Yakalanma. Şişir biraz yani. Azıcık şişir. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Mühendis bu çocuk be. Ne şöyle, diyeyim? Peki iyi bir pozerlik tavsiyesi verelim o zaman. Nedir? Tamam. Şey mi yapsın? Ayda bir tane çıkan edebiyat dergilerinden alıp iki karıştırıp orada ne buluyorsa onu mu satsın? Hayır o çok... Yani pozer neyle beslenir onu hayır, olsun? Hayır bak pozer... Ha bak o çok... O kötü pozer abi artık. Çünkü onun hani... Ben de onu diyorum. Hemen yıkılmasın. O Twitter pozeri değil mi? Evet evet. O artık böyle wow. Hani sen sus be. Denmesin hani. Yani böyle... Öyle bir küçük araştırma yapsın ki haftanın böyle 2-3 saati yaptığı o araştırmalarla gerçekten çok şey bildiğini düşünelim. Wikipedia'da takılsın falan. Ve böyle ama yıkılmasın hiç. Yani sen bunu az önce Wikipedia'dan öğrenmiş gibi duruyorsun. O yüzden ben bunu kontrol etmek için bir soru daha soracağım diyen zihne o cevabı da verebilsin. Ama abi bu arada haftada 2-3 saat 2-3 saat derken 1,5 sene içerisinde gerçekten birçok şey öğrenmiş evet. Oluyor. Edebiyat rambosu. Aynen. Ve böyle edebiyat rambosu bir süre sonra kıza bakıp böyle... Aslında açtığını fark ediyor. Ya kızı geçti pozerlik diyorsun. Pozerlik yapmak için bir geriye evet, dönüp evet. Bakıyor ki. Evet. Aha diyor, aa kız arkada falan. Kaldı. Ve işte o zaman gerçek bir hayat dersi çıkıyor bundan. Vaaav. Wow.
Alkışta seyircinin çünkü, gözünden bir damla yaş. Aynen. Çünkü o zaman öğrenmişler ki Simurg demek aslında bir grup kuş demekmiş. Wow! Bu Mevlana'nın evet. bir lafı mıydı? Bilmiyorum gerçekten. Peki Samuel Jackson söylemiş. İnanılır, inanılır gibi olmayan o tarzını devam ediyor. Waldo Emerson söylemiş kanka. Bu arada bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç ne yanlış ne de ayıp bir şey söylemedik. Sokrates. Kendi kendi geliştir ama kendi kendi geliştirirken hep bir sonraki stepini sanki önden almışsın gibi satabilirsin kendini dedik. Ama kendi geliştirmeye devam edeceksen. Yani oraya atıyorum 3 hafta sonra varacaksın ama varmışsın gibi satıyorsun kendini. Yani oradan soru gelmeyeceğini malum. That's business abi. Zaten gelirse de hemen işte yani şimdi bak sana şöyle açık. Efendim abi. Bana mı? Bak gördün mü bak kaynattım. Aslında orada kimseyle konuşmuyorum. Ne kadar küçük. Ama öyle zannettim. Küçük günler. Gördün mü? Abi sen onu biz de yapıyoruz dediğini bu arada. Yani vallahi müşteri Nolan'ın mesela. Nolan'ın prestij filmini özetledin hemen bir iş bunu. Bekliyor. Aynen. Burada inşallah dinlemiyordur hiçbiri. Zannetmiyorum şey İsmail'in dediklerini. Evet. Şey diyoruz işte ya o hazır onu düzenliyoruz falan deyip böyle bir tane daha mail kendi içimizde bir kontrol falan, ettik de aynen, kendi aynen. iç revizyonlarımız oldu. Ya abi dedim ya şey, this is business abi yani kendini satmak aynen. sonuçta. Peki aşk business mıdır Bono? Ya çocuk gitse özgür düşüncesiyle kendi birikimiyle kızın karşısına çıksa belki dese senin yanında bir plebim evet. Ama seni seven bir plebim. Plebüstü aşık kurum. Bir plebim desin. Wow. Beni seven bir pleb mi yoksa bir edebiyat İçi rambosu mu? İçi boş bir poser mi? Yoksa bir edebiyat rambosu mu? Abi edebiyat rambosu çok gaz. Edebiyat rambosu çok gaz. Yani çok iyi. Ama bu arada her şeyin rambosu komikmiş bu arada. Yani bu yani şey sözlüğümüze ekleyebileceğimiz bir şeymiş. Tabii modern sanat rambosu mesela. Modern sanat rambosu daha iyi. Bütün Viyana'lara gidiyor. Birkaç tane şey sözü okuyalım mı? Sürekli enstalasyon falan diyor. Senin bunu. Olayın ne hashtagine gelen. Tabii ki buyursun. İyi şeylerden okuyalım mı biraz? Evet. Ben bulana kadar hadi. Okuyalım mı? Vakit mi kazanmak istiyor? Ya istedim? İlk önce söyleyip sonra arkadan bakıyor evet, ha. Evet kötü yaptı. Bu senin soruları okuman gibi ha. Benim laptopum bak, o. Bak ben şu an gofret yiyorum. Sapla hançeri kalbime kanasın ama fazla derine inme. Çünkü orada da sen varsın. Evet devam edelim. Ben attım çünkü o tweet'i. Senin yaptığın atar benim hayatıma renk katar. Senin yaptığın atar benim hayatıma renk katar. Evet. Wow ne kadar bomboş insanlar var ya. Denize bakmayı bilmeyenler gözlerimde mutlaka boğulurlar. Ne anlamadım. Denize bakmayı bilmemek ne demek lan? Bilmiyorum abi. Denize bakmayı bilmemek şöyle, ne demek? Şöyle şöyle. Bir dakika. Şöyle gel. Bakamıyor mu denize? Adın Denizse belki. Dur bana şu taraftan gel. Kötü kötü seslendirilmiş zorlama şiir okumaları vardır ya böyle. Evet. Öyle gel. Yapayım bir tane. Bak ben yapacağım. Allah aşkına. Öyle bir bakacaksın ki denize. Ama öyle bir bakacaksın ki. ama öyle bakacaksın ki denize. Deniz de bakacak sana. Bip 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 bip. Öyle bir bakacaksın ki denize. Deniz de sana bakacak. Öyle bir bakacaksın ki denize. Deniz de senin olduğun yerde duracak. Öyle bir bakacaksın ki denize. Deniz sana çoktan bakmış olacak. Ya bunu... Öyle bir bakacaksın. Ya bunun üstüne kariyer kuran insanlar var ya. Ya lan manyak mısın? Devam ediyorum. Evet, buyursun. Alttan aldık yeteri kadar. Bundan sonra herkes ederi kadar. Yapma ya. Hoşuna gitti. Hiç tahmin bunu. Eder miydin? Hayır bunlar asla. Bunlar çok güzel şeyler. Devam. Kayalıkları açtıysam çakıl taşlarına takılmam. Okey. Tamam. Niye? Bilmiyorum abi adam. Modadaki tamam. Kayalıklar. Sen yanımda kal. Bırak hayat masal olsun. Ben yine de dinlerim. O masalı varsın yalan olsun. Ne demek bu ya? Bu ama bu uyak da yoktu bunda. Bu bizde dalga geçiyorlar İsmail. Azrail bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin Bono? Bir şeyin tribinde. Ha, bir şey mi okuyorsun? Hayır ben bunu abi, bana mı söyledin? Bir şeyin tribinde değilim abi. Gel. Daha da güzel bir şey çıkıyor. Okay, evet. Var mı? Bu kadar mı? Anladım. Kötü. Bunların ama hepsi kamyon arkası yazısı değil mi? Aynen. Bir tane Instagram'a koydum geçen gün. O kadar kötüydü ki ya. Falan. Bir sonraki şeyde göstereceğim. Daha bu kadar. Kadar. Tamam ne tavsiye? Ya bir de şey var. Ha. Babanın en büyük hatası sensin. Ben söylemişim. İsmail Türkse vay be.
Kendini böyle Eisenberg gibi burada şey yapıyorsun, yüceltiyorsun orada. Eisenberg. Peki aramızdaki olgunluğu farkı bir yaş ikisi. Ya erkekler yani bunu yaptık abi, bak çok güzel işte, birazcık daha poser ol, sat kendini, altını da bir şekilde doldurmaya çalış. Ve edebiyat rambosu oldum derken biri dönüp bakacaksın ki geriye. Abi edebiyat rambosu çizimi isteyesin var ama çok mu zor? Ya Allah aşkına bak, çizer arkadaşlar var bizim programımızı dinleyen, illüstratörler, evet, grafikerler. Edebiyat nice rambosu. Yetenekler. Edebiyat rambosu çizip. Sen çizecek misin onu? Instagram'da arkadaşlar? Ben de çizeceğim. Instagram'da bize paylaşır mısınız? Eto tarzı mı? Nasıl atacaklar? Twitter. Ha, Twitter'dan. Senin olayın ne? Senin olayın ne diye paylaşın Allah aşkına. Edebiyat rambosu çizsin. Arkadaşlar aynı hashtag'i Instagram'da da kullanabiliyorsunuz. Ya kullanırsınız ha. Ben niye durdurayım sizi? Ne yani bileyim ben. Bakacağız tamam, biz onlara. Nasıl? Siz ateşleyin. Tamam, İsmail biliyor işi. Sen ya, tamam söyledik mi? Söyledik. Tamam, valla. Edebiyat rambosu çünkü çok önemli bir konu abi. Yani. Çok güzel. Burada, yani burada kapanmasın. Bu devam edebilir. Peki o zaman o tarz mı devam ediyor? Arkadaşlar Radyo Mega'dayız. İlk saatin sonuna geldik. Hemen bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Geri gelelim mi o zaman? O tarz mi @gmail.com adresine sorularınızı ve sorularınızı arayı bununla vermek istiyorum abi. At 7 günde it 7 günde unuturmuş. Sen kaç günde unuttun köpeğolusu? Bir derdin varsa içine atma. otarzmi@gmail.com'a mail at. Can Bonomo, İsmail Türküsev ve Sungur canlı yayında çözsün. Oh, mis gibi oldu. Aksın sunduğu O Tarz Mı devam ediyor. Aksın sunduğu O Tarz Mı gerçekten devam ediyor. Evet, fark ettim. Çünkü yani bu böyle. Buna bir şey diyecek olan var mı, yoktur? Yok. Nasıl gidiyor? Yeni saatten herkese merhabalar. Saatler 22.08'i gösteriyor. Radyo Mega'dayız. Can Bonomo ben. İsmail Türküsev ve Can Sungur'la birlikte dertlerinize derman olmaya devam ediyoruz. O tarz mi@gmail.com adresine yolladığınız sorulara burada içtenlikle cevaplar üretmeye, türetmeye çalışıyoruz. Kendi beceremediğimiz yerde hashtag senin olayın ne yazarak Twitter'dan dinleyicilerimiz bize katılıyorlar. Bizleri uyarıyorlar, düzeltiyorlar. Evet. İsmail'in şakalarını değerlendiriyorlar. Bunları yapıyorlar. Bu böyle her şeyi hızlıca anlattığımı güzel düşünüyorum. Soru oku. Tamam. Bir kadın ismi? Kutsiye. Kutsiye mi oluyor? Kutsiye. 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 Kutsiye Gül mü? Kutsiye. Kutsiye diyor ki ya bu arada bütün ya, o tazmının geleceği boyunca Kutsi ve Kutsiye ile yırtabiliriz. Evet. Ama evet, hani politically ne kadar. Çok kolaya kaçmış oluruz. Evet, gerek yok. Kutsiye o zaman, hadi çok yaratıcı bir kadın ismi söyle. Kutsiye. Kutsiye diyor ki. Neydi Begüm sen? Begüm ateşle. Ya, çok yaratıcıymış Begüm kardeşim diyor ya. Ki wow, çıldırdım. İnşallah boy boy çocukların olur. Gözümden yaş geldi. Neler olacak. Itself. Yaklaşık 1,5 yıl önce internette bir çocukla tanıştım. Benle yaşıt. Üstelik zevklerimiz de fena uyuyor. Geceleri muhabbet çok hoş. Herkes eğleniyor. Tam 15 Temmuz gecesi bu bey bana çıkma teklif etti. Tanışalı bir hafta bile olmamıştı. Don't. Ama buna rağmen kabul ettim. Çünkü hem ben çok çabuk sıkılan birisiydim, hem de internetten tanıştığım birisiyle ne kadar ilerleyebilirdim ki? İkimizin de gönlü olsun diye çıkmaya başladık. Bir ay oldu, iki ay oldu, üç ay oldu, dört ay oldu diyeceksiniz herhalde ama demediniz. O hal devam ediyor bu sırada. Okay, yani tamam. Onların yeter, arasındaki yeter, hal. Yeterli evet, bahsedeyim. Onların arasındaki hal devam ediyor. Falan oldu der, ayrılmıyoruz bir türlü. Kıskançtın. Tamam. Kıskançtın. Niyetimiz kimseyi kırmak. Kıskançlığın dibine vuruyoruz ikimiz de. O bana kızıp milleti dövüyor. Ben ona kızıp trip atıyorum falan. Milleti falan dövüyor. Evet evet. Derken okullar açıldı. Bu insan evladı pek çalışkan birisi değil. İşi gücü mangal yapmak, oyun oynamak, bir de kitap okumak. O kitabı okuduğum da sana herhalde. Ama nasılsa mesajlarıma neredeyse günde... günde bir atıyorum, bir cevap geliyor. Yani bir cevap. Ne zaman arasam ya babamın yanındayım diyor ya da hiç açmıyor. 1,5 yıldır böyle sürüyor bu. Ben birisinden
Az çok hoşlandıysam bırakamam. Hani 3 dakika vakit geçirdiğim kediyi bile bırakamıyorum. Ben bu çocuktan ayrılamam. Bırakın eğer mesaj atarsa ve belki bırakın eğer mesaj atarsa ve belki fark etmem diye önlem olarak geceleri telefon elimde uyuyor. Titrerse hisseder uyanırım diye. Gayet şarkı yolunu yazmış abi. Saçma ama. Ama uzun bir cümle evet. Ve değişik. Yani yoksa seni tanımıyorum ve kim olduğunu bilmiyorum. İyice manyağa bağladım. Hiç hoş şeyler değil bunlar. Ben ne halt yiyeyim? Gözümü karartıp ayrılayım mı? Yoksa bu çözüm şekli benim aslında istediğim çözüm şeklidir. Ne yapayım da bu bana cevap versin. Ona bir yol, yöntem bulur musunuz falan. Ya bilmiyorum ya. İnternetten nasıl oluyor arkadaşlar? Benim İsmail. Abi pardon dalmışım. Ya 1,5 yıldır internet, ben anlamadım. Hiç görüşmemiş mi bu insanlar? 1,5 yıldır internetten chat mi yapıyorlar? İnternet ne ya? İnterneti bilmiyor musun? İnternet ya, tamam da yani nereden abi? Çok daha, moda be manyak. Daha spesifik olmak gerekmiyor mu artık? Herkeste var internet. Yani, gençler bayılıyor. Benim anneannemin kullanacağı bir terim bu. İnternetten konuşuyorlarmış gibi. Yani daha. Ama internetten konuşuyorlar. Chat yapıyorlar mı diyeyim? Hangi uygulama yani, nedir? Platform neresi? Minder. Abi uygulamanın adı. Minder. Minder'den. Ya ona göre değil. Değişir çünkü. Yani her platformun WhatsApp abi, WhatsApp. Şeyi... FaceTime. Face ne? Instagram. FaceTime mı? Ha Facebook. Face ne ya? Face. FaceTime. Face. Facebook. Face. Hangisi? Face. Facebook'tan mı konuşuyorlar? Bilmiyorum. Tamam, FaceTime'dan görüntülü konuşuyorlarsa yine çünkü bir derece daha okey gibi geliyor. Instagram'dır bana. Ya benim takip ettiğim kadarıyla gençlerin artık buluş ve tanışma mekanı Instagram. Abi buluşup tanışmak yok burada. 1,5 senedir internet üzerinden bir ilişkileri tamam, var. Ben de onu diyorum. Gençlerin buluş ve tanışma mekanı Instagram artık. Buluş ve tanışma mekanı diyorsun. Evet. Yanlış bir şey yapıyorsun. Yok, yok. Zihninde. İşte, buluşma ve tanışma mı diyeceksin? Zihnini yeni tanımlara, yeni gerçekliklere aç. Gençlerin artık buluşma ve tanışma mekanı Instagram. Hayır, düzelttin şimdi. Hayır. Tamam peki. Instagram'da tanışıyor insanlar. Evet ve buluşuyorlar hatta Instagram'da. Instagram'da buluşmazlar, gerizekalıca konuşma. Vallahi buluşuyorlar. Ne demek o? Çünkü hiç fiziksel buluşmamışlar ki. Hiç fiziksel buluşmamış bir insan için biz Instagram'da buluşmak. Biz seninle bugüne kadar hiç Instagram'da buluştuk işte. Mu? Oğlum biz 30 yaşındayız lan. Hayır. Ergen miyiz biz? Ben hiç kimseyle Instagram'da buluştum mu şu ana kadar? Instagram'da buluşmak ne demek abi? Instagram'larda abi. Buluşuruz. Zeki Müren mi o? Dertli gönüllere giren mi diyorsun diyor diye dertli de var. Dertli profillere evet. Nasıl da şarkı hem burada nasıl? Dertli benim adım Zeki Müren. Her zaman leveylen. Haydi 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 hayda. Bugün oynar hayda. Bilmiyorum tam. Emin değilim bir şeylerden. Anladım. Instagram'da buluşmak ne demek onu açıklamadım. Instagram'da buluşmak demedi abi. Instagram'da tanışıp buluşmak hayır, dedi bence. Özür dilerim. Hayır Instagram'da buluşuyorlar bak, abi. Çünkü böyle inanılmaz... Canlı yayın açıyorlar abi eş zamanlı. Bir şey atıyor ortaya. Atıyor. Bik. Ama sen hemen sonra... Bir dakika konuşsun. Dedeler. Tamam. Bir sus dede dedeler yani. Yeni geldi dedeciğim mesela. Bir sus bak. Yani. Susun. Kaçıncı bölümünü yapıyoruz programı? Dedeler yani, olduk şu bir an. Bir kere zaten... Tamam. Artık dedeler, artık ikiniz de bağladınız başınızı zaten 30 yaşında adamlarsınız. Evet. Bir sal bir gençliği sal. Gençlik Instagram'da tanışıyor. Tamam. Followlaşıyor. Bir önceki ses kaydımızda açıkladığım gibi önce küçük kendilerine eş zamanlı hareket platformları oluşturuyorlar. Ne demek? Eş zamanlı deyince aynı benim hashtagler... hemen kız kıvrak yakalanacaklarmış gibi geliyor bana. Aynı hashtagler başlarını altında. Başlarını böyle evet. Tutup devriye arabasına sokacaklar. Eş zamanlı diyor. Operasyonlarla kız kıvrak yakalanacaklar. Çok ikileme gibi benim aynı zamanda, kafamda onlar. Aynı zamanda storyler atıyorlar. Birbirlerine canlı yayınlar açıyorlar. Silinebilen. Sessiz mesajlar atılıyor. Instagram çok yemin ederim platform oldu ya. Siz yani, çok eski tamam, Instagram'da peki, kalmışsınız. Sence o zaman şu an dedeciğim, konvansiyonel tanışma söyle, anlat, biçiminden... Anlat dedem. Muhabbete bak. Gençliğin sevgilisi Can Bonomo ile buradayız bu akşam. Sence şu an... E dedem. Sence şu an bana bakar mısın? Bana bakıyor musun? Evet. Benim yakınlarımı getirir misin abi? Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Gel yaşlandığını kabul edelim. WhatsApp'tan Telegram'a tamam. Geçiş yapamadın sen. Yaşlanmadım bu arada. Geçemedim yani. Telegram'a da sizin için girdim. Girdik ne oldu? Ve çok benim tek arkadaşım sizsiniz sen abi. Sen boyan bir şekilde orada. De çıktım Telegram'da. Ve dedim çok ki ben, yaşlı olduğunu fark ettim. Çıkmadın ki. Çıktım. Ben sildim. Sildin mi? Hatta size mesaj attım. Dedim ki çocuklar ben dedin. Yaptım. Silmemişsindir hani, diye düşündüm ben. Sildim. Sildim zaten. Benim çocuklar kopuyor şu an sonra Telegram'da. Sonra gruptan ayrıldı mı yazdı? Bir şey ben bakmadım. Ben çünkü ben de girmiyorum. Size mesaj attım. Dedim ki beylerden çok şekerdi. Bir hafta boyunca Telegram
da konuşmak ve bunun hani böyle ileride daha hani bu tam ne biliyor musun? Telegram sende şu hissi yarattı. Ay bu yaştan sonra hiç kafam kaldırmıyor. Aynen abi. Aynen ve bir şey söyleyeyim mi? 30 yaşındayım ve buna hakkım var. Abi bir şey diyeceğim, ben bizim zamanımızda Snapchat vardı diyecek duruma geldim şu anda. He. Yani artık her şey ve herkes Snapchat olunca. Evet. Abi WhatsApp kullanılıyor. İyiyim abi, sen nasılsın? Ay ben wow. Yapsam neler olur şurada. Evet, hani o derece eski bir. Telegram'da bir şans verildi çünkü abi gif mi ne koyuluyordu? Bir dalgalar koyuluyordu. Bizim fotoğraflarımız komik. Stickerler, evet. Okey, o stickerler vardı. O sticker... Siz ne diyorsunuz onlara? Bir renkli bir şeyler atıyorlar. O stickerları koyuyordunuz diye coştunuz ona. Sonra zannettiniz ki biz bir ömür Telegram'dan yazışacağız. Sonra abi Telegram'ım benim notifikasyonları kapatmadım ben. Evet. Çünkü zaten bir tek siz varsınız. Bir de abi işte inanılmaz abi, rehberlere böyle garip garip kaydettiğin insanlar vardır ya. Hani işte Muharrem, şey, Muharrem Göztepe Kapıcı. Pide. Muharrem Göztepe Kapıcı. Hani öyle insan falan. Bakıyorum abi notifikasyon gelmiş. Telegram Muharrem Göztepe Kapıcı joint Telegram falan. Okey diyorum. Bu benim bir akşamüstüm. Süper abi. Muharrem abiye hani 17 senedir konuşmuyorum. Yani şu anda sticker yollayacağım herhalde son kişi ama okey. Teşekkür ederim iPhone. Yine de hani yani thanks for the heads up. iPhone'un suçu yok abi. Tamam, ne falan whatever. Ondan sonra abi işte iki gün biz bu arada WhatsApp'ta ayı gibi yazışmaya devam ediyoruz. Telegram zaten unutuldu. Evet. Telegram'da bana işte işte Gülseni Şanlı Türk join Telegram, benim abi lisedeki tarih öğretmenim falan. Çok iyi. Abi. Peki bir şey diyeceğim abi, lisedeki tarih öğretmeninin Telegram'da ne işi olduğunu düşündün mü hiç? Hemen mesaj attım İsmail. Hocam merhaba, nasılsınız? Can Bonomo ben. Bu Eurovision'a falan gitmiştim. Gemi olmuştum. Gemi hatırlarsınız. Nasıl, you might nasıl remember me from such ya things. Telegram'da ne yapıyorsunuz? Bir de birkaç sticker'ım var ilgileneceğiniz. Yanlış anlamayın, dilenci değilim. Yanlış anlamayın. Size belli stikleri yani, tanıtmak için geldim. Hemen de gideceğim zaten buradan. Hani çok da sizin de vaktinizi alacak. 1 lira verirseniz ama karşıya geçeceğim. Ne yapıyorsunuz hocam falan. Hani ya da hani bu hani Telegram böyle beylak falan tarzı bir yere mi gidiyor? Çünkü oo. Ama abi kendiler hep şaibeliydi. Ama neyse. Tamam. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Neyse. Yani Telegram'da da hani bir İsmail haftalık. İsmail süzüldü burada. Bir haftalık evet, bir maceramız evet. Vardı. Gerildim. Peki. Ben ortaokuldayken MSN vardı. Evet. ICQ vardı. ICQ'dan MSN'e geçmiştik lisede. Arkadaşlar gençliğin sevgilisi Can Bonomo ile tarih dersi. Bizim zamanımızda ICQ vardı. Açılırdı böyle pip pip pip. 80-56-30. 80-56-30 benim ICQ numaram. İstiyorsanız ekleyin. Yapılıyordu. Adam da şimdi çok daha da kastırmak istemiyorum. Yalnız iyice dübülü diye mesaj gelirdi. Neyse ondan, ama hani akşam eve gidip baya mesai hani otururduk ve MSN'de konuşurduk. Sanki bütün gün okulda hiçbir şey konuşmamış şimdi gibi. Şimdi herkesin elinde bir Telegram. Şimdi yok herkesin elinde attım, yok sticker. Anladım. Ya beni de öyle hack gibi yapma. O tarz değilim. Sadece diyor. Şahidinin bana dedesi. Şey garip geliyor abi. Instagram'da biriyle tanışmak bana ütopik geliyor abi. Evet. Yaşlandın abi sen. Ya yok be abi. Ya niye yaşlandın abi? Ya. Bir şey diyeceğim. Abi bir şey. Sen şimdi tanıştın mı insanlarla Instagram'dan? He? Ben yaşlıyım oğlum zaten. Tamam. Kimi yargılıyorsun burada? Tamam da ne? O da yaşlandı. Siz yargılıyorsunuz oğlum. Sen anlıyor musun? Yargılamıyorum ya. Ben sadece diyorum ki anlamıyorum. Instagram'dan biriyle tanışmak ne demek abi? Yani benim Instagram'daki fotoğraflarımın bazıları yakışıklı lan çok. Yani... Evet. Tamam da normalde öyle biri değilim yani çoğu zaman. Onlar hep böyle fake gibi değil mi? Nasıl olacaktı güveneceğim ben Instagram'a tanıştığım insana? Bize de atıyorsun ama sen öyle üstsüz müstsüz fotoğraflar atıyorsun. Bize WhatsApp grubunda. İstiyorsunuz İsmail, bazen yalvardığınız oluyor abi. O kadar şaşırıyorum ki susun diye atıyorum bazen. Niyetimiz. Yani. İşte Instagram üzerinde hepimiz sanal kimlikler yaratıyor. Belli maskeler takıyoruz. Gel gelelim. Gerçek hayatta da zaten maskelerimiz yok. Terekedir ya. Öldü sonra. Bu toprağın sesi. Allah'tan geberdi gitti. Geberdi gitti de. Hala doğal kalmış bir şeyler var. Peki Instagram'da kimse... Peki bak, peki demeyeceğim artık ya. Çok peki diyorum. Evet. Gerçekten. Bu hafta gerçekten azalttın. Harbi mi? Hı.
Çok sağ ol ya. Patch kullanıyorum ama. Fark ettim. Güncelleme gelmiş. Koluma gerçekten yapıştırdım gelmeden önce. Şey alıyor değil mi? İhtiyacını gideriyor. Alıyor alıyor. Bir 4 gerçekteni zaten evet. Gelmeden takıyorum koluma. 6 miligramdan 3 miligram inmişsin. Gerçekten de güzel olmuş o. Instagram'dan hiç kimseyle tanıştık. Abi biz Twitter'dan tanıştık lan. Evet. Bu arada. Biz hepim yani Sungur'la Twitter'dan tanıştık. Sungur ve Yiğitcan'la Twitter'dan tanıştık. Yiğitcan vardı be. Oğlum bak yaşlı değilmişiz ya. 3 sene önce tanıştık abi. Şimdi olsa Instagram'dan tanışmamız gerekiyordu. 3 senede mi yaşlanmışız? Evet. Ha şimdi Instagram'dan mı? Evet. Hayır canım. O zamanki... Twitter'ın daha kurumsal bir yapısı yok mu? Yok. O zamanki gençler biz olsaydık şimdi Instagram'dan tanışmıştık işte. He, evet doğru bu arada. Tamam doğru. Ve WhatsApp hiç grubu açmamış, hep Telegram grubuyla. Ama bak ben seninle bir kere ama daha emanet olmayı düşünmedim. Ne olmayı? Bir kere daha emanet olmayı düşünmedim seninle. Yani öyle bir niyetim hiç olmadı en başından beri. Çok iyi. Abi zaten muhabbet ederiz, board game Instagram oynarız. Instagram üzerindeki küçük flörtlerin alakalı canım. Böyle yani biz Twitter üzerinde de şey yapmadık ki. Can Bonomo'yu takip edelim. Can Bonomo da beni takip almış. Dur yazdıklarına küçük kalpler atmaya başlayayım. Pik pik pik. Gecenin bir köründe 28 tane şeyine böyle pik. Orada zaten senin niyetinin pipili bir şey olduğu anlaşılıyor. Tamam mı? Sen o noktada tenasüllü bir şey olduğu anlaşılıyor. Yani bir serialde birine böyle küçük kalpler atmaya başlarsan karşı tarafı derse ki hoşt. Evet. Hani zaten o arada, bitiyor. Bu dolayısıyla pik pik aşırı kibar kaçtı. Ya ben ona daha iyi bir efekt bulunabilirdi bence. Ne gibi? Ama çok değil. O biraz acil durum. Hayır sonra şöyle oluyor bak hayır. Öncelikle eski yani buna biraz da gençler kendilerini de stalklamak diyorlar. Biz parmağını yukarıya doğru kaydırmak diyoruz ama yani gençlerin için okay. Stalklamak çok kolay okey. Öyle bir şey değil çocuklar. Stalklamak evet bayağı apartmanın kapısının stalklamayı bayağı şöyle zannediyorlar. Durmak. Evet evet. Stalkladık. Canım benim. Neyse. Yani yemek sepeti siparişinden telefonunu bulan adam falan yapma, var yani. Yapma. Ya ondan çok güzel para alırdık ya. Değil mi? Vallahi. Alırdık ha. Alırdık ondan para alırdık. Yemek sepeti bize ulaş. Yani ne istiyorsun? Kebap. Kebap. Hep biz mi? Hep biz mi yani? Peki, diyelim ki bir Adana bir tavuk şiş söyledik. Önce hangisini yersin? En son hangisini yersin? Önce hangisini yersin? Neyse efendim kalpleşiyorlar küçük küçük. Ya karşı taraf hoş diyor ya da karşı taraf da küçük kalplerle birbirlerine mesajlar veriyor, cevaplar pik, veriyor tamam mı? Pik. Buralarda daha pik pikteyiz. Evet. Bu sefer elini sonra ilk oynayan yapıyor. Taraf var ya. Küçük kalple elini ilk mi? Hayır. Evet evet. Elini ilk oynayan taraf var ya küçük kalpler atarak. Evet. Baktı karşı tarafta da böyle aynı aşktansı yapılıyor böyle. Telefonu tek eliyle tutuyor zaten. Yani o bu taraftan aşktansı şey, yapıyordu. O kuşlar gibi diyorsun. Karşı taraftaki de bir seri kalp atıp o da aşktansı yapmaya başlayınca o zaman Bono'nun dediği içeriğini yani fotoğrafını attığı anda kalbe koşmak diye bir seviyeye geliyoruz. O şey oluyor işte. Ims. İlk like. Ims. Ne kadar güzelsin. Ims. Emojiler. Ims. Peki Instagram'dan tanışıp böyle bir ilişki evlenen insanların ne zaman geleceğiz? 4 sene sonra mı? Olmuştur herhalde ya. Instagram'dan tanışıp evlenen insan mı? Sözlüklerden tanışıp evlenen insanlar vardı bundan 5 sene önce falan. Ama çünkü sözlükler eskiden yani dolu dolu yerlerdi. Ya ben bunu bu arada ilk duyduğumda ek sözlük kullanıcısı falan hiç değilim o zamanlar tamam mı? Şey oldum böyle sözlükten tanışıp evlenmek deyince bayağı yani meydanlarız gibi bir şey canlandı. Sözlük değil meydanlarız galiba. TDK sözlüğü gibi bir şey canlandı bayağı gözümde yani. Evet. Oxford. Dedim, aynı anda aynı kelimeye bakarken böyle parmakları değmeli falan. Evliliğe ama bir tane yani. Var çünkü sözlükten değil mi? Bilmiyorum ki nasıl olabilir ki başka. Çok saçmaydı. Sonra büyüdüm ve öyle bir şey olmadığını öğrendim. Ya bana çok saçma geliyor ya o. Şey Kindle'da kitap okuduğun zaman mesela çok fazla insanın highlight ettiği şeyleri Kindle gösteriyor sana. Diyor ki bir romanı okuyorsun diyelim mesela. Ha bu kitapçıda kızla tanışmanın yeni hali bir nevi değil mi? Gibi. Hayır ama kimin şey yaptığını kimin göstermiyor. Kimin göstermiyor. Ama velev ki gösterdi. Bir de gösterse. Velev ki gösterdi. Süper user bir, ol göstersin. Bir atıyorum bir romanı okuyorsun evet. Ve çok beğendiğim bir cümle denk geliyor ve sadece bir kişi abi highlight etmiş onu. Yani bir kişi altını çizmiş. Acaba o kim? Ve bakıp abi kim olduğunu görebilsen oradan bir tanışma hikayesi çıkmaz mı? Abi bunu şöyle senaryolaştıralım mı? İsmail. Çok güzel söyledin. Benim işler de güzel gitti. Allah bir şey ihtiyacı var. Ana. Allah Allah. O adam o değil mi? Bir süre sonra şöyle olur abi. Sen metin yazarısın abi. Ne olur. Ben yazarım. Biz senaryo yazalım abi. İnternet dizisi yapalım. İnternet dizisi yapalım. YouTube kanal açın. O TV bu TV bir sürü şey çıkardılar. İsmail götürün. Satarız bir tanesini. Ben de toptancısıymışım gibi.
Şey bir süre sonra şöyle olur abi. Gençler ihtimali arttırmak için bütün cümleleri çizer. Ha. Evet. Vay. Good read bombing. Evet evet. Bayağı altı çizilmeyen cümle bulamazsın ondan sonra orada. Olabilir. Peki sizin yeğeniniz, kuzeniniz var mı ufak sizden? Yok. Yok. Senin yok. Senin kedin var. Senin yok mu? Benim var aslında. İkinci sorum oydu ya. Kediniz var mı diye var soruyorum. Var abi var. Ben burada karne dolduruyorum. Kuzenim evet. Yok ama kedim var. Ha, kedim var benim. Kedim var. Var benimler, benden küçük kuzenlerim var. Hakikaten. Var mı? Ha, bir düşünün. Bakıyor musun ne yapıyorlar, ne diyorlar? Hayır. Ha, hayatta ne bakıyor? Bakmıyorum, niye bakayım? Ha, ne bileyim yani. Stalkluyor musun? Profillerinde geziyorum. Sok. Yok, hiç haberim yok ne yaptıklarından. Anladım. Benim var mesela iki tane küçük kuzenim. Hı hı. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim İsmail ya. Su gibi yaşa. Analı babalı büyütsün. Su gibi yaşa. Berhudar olayım bari burada. Su gibi yaşa. Ya evet. Benden değişik daha çok. Aa. Tabi. Tabi. Aynı insan olması için mi uğraşıyorsun? Hayır. Şimdi Y kuşağı değil miyiz şu an? No. Z kuşağı mı oldu onlar şimdi? Evet. Ha öyle mi? Bak ulan burada demek ki jenerasyon var aramızda. Tabi canım. Ne zaman? Sen 30 yaşındasın ya. Tamam gerizekalı. Bir niye bunu sürekli söylüyorsun ki? Çok yaşlısın. Ben bilmiyor muyum 30 yaşında olduğunu? Senin yarı yaşındaki insanlar artık ergenliğinin son dönemleri. Tamam, o zaman bu insanlarla bizim aramızda jenerasyon farkı var mı şu an? Var, çok var. Ne demek lan, bir tane vardır ya da yoktur. Yok daha bir sürü var. Çünkü yani bu arada geyik değil bu hakikaten ama bu dijital medyanın ortaya çıkması ya da işte yani şey, biz TV jenerasyonuyuz. Mesela örnek veriyorum, artık insanlarda şey gibi ayrımlar olmaya bile başladı bak. İşte Nickelodeon jenerasyonu var. Bizden bir 5 yıl sonraki çocuklar Fox Kids jenerasyonu mesela. Onlar o çizgi filmlerde büyümüşler. Ben ikisini de yakalıyorum. İkisini de izledim. Evet, ama biz yani... Kanal D'de çizgi film izlerdik. Bir de Nickelodeon da vardı. Ama böyle 3-5 seneler içerisinde insanların... Yok tamam, Nickelodeon'umuz vardı çok şükür. Nickelodeon çeksin diye çatıya çıkardık. Krum İkkis ve Ogrina. Gerçek canavarlar. Hepsini biliyorum. Rocko's Modern Life. Rocko's Modern Life. Rocko's Modern Life. Yani tamam. Yeni bölümü evet. Geldi, onu izledin mi? Hayır. Ha yok, gelmedi daha. Yani. Gelmedi yaptılar mi? Yani yapıyorlar. Ha, işte Rocko's Modern Life devam edecek. Evet. Bir bölüm özel geri dönecekler. Abi, Hef vardı. Ha, Hef gay mi? Hef. Gözlüklü soruyorsun. Kadın mı? Değil. Domuz olan. İnek olan. Ha ya. İnek şey. İnek olan ama, abi. Ama burnu. Okey. İnek burnu mu? İzledim ben onu yıllarca. İnek var. Tamam, ben kaplumbağa var. Ama o zaman kadın mı o? Şey var. Kadın mı? Değil. Erkek ama erkek. Abi o zaman gay. Birey. Yo. Abi tamam, bu abi Google Search'ta ortaya çıkacak bir şey, şimdi konuşmayalım. Tamam. Neyse evet. Nickelodeon izlediniz çok. Kızın derdi neydi, ona dönsek mi? Kızın derdini ben hatırlamıyorum, Kutsiye mi? Ha. Begüm. Var? Bir fikrim yok ya, hatırlamıyorum soruyu. Instagram'dan bir çocukla tanışmış. Dijital tenasül yaşamışlar. Evet. Dijital tenasüllü açıklar mısın hemen? Seri kalp atıyorlar geceler sabahlara kadar. Pik. Biri uyuyana kadar mı, yoksa onun da bir climax'i var mı yani? Pik. Ben hiç aralarına girmedim yani? Abi bilmiyorum. Pik pik'in sonu zaten ilk P'yi değiştirip başka bir... Yok devam et. Okay. Arar bulurum. ya burada yapacak bir şey yok. Ya ben bu yemin ederim bilmediğim bir şey bu benim. Course of action'ım yok yani şu an. Kızın sıkıntısı neydi? Bir tane çocukla ben internetten tanıştım. Hı. 1,5 yıldır beraberiz. İnsanları dövmeye başladı çocuk kıskançlıktan. Bunlar yan yana değilse çocuk nasıl dövmeye başladı daha ya? Daha ilginç kısmına gelelim. Kızın şöyle bir sıkıntısı vardı abi. Çocuğa bir mesaj atıyorum, bir mesaj falan cevap veriyor. Tamam. Yani. İki atsan demek ki? İşte iki mesajı verecek o zaman da. 10? Halbuki ben hiç mesaj yazmadan ya da ben bir mesaj yazdığımda en az 10 mesajla bana cevap vermesi lazım ki ben kendimi iyi hissedeyim. Böyle bir tarife mi var? Ya orada o cümleden evet. Ben onu aldım. Var mı sen gençler konusuna çok hakimsin. Biz Wattpad'çiz kanka. Biz her yöne. Biz de pisliğin dibinden geliyoruz ya. Ya ama tam şey böyle ya, sanayi şeyi tabii. Merdiven biz, altı yani. Biz Wattpad çocuğuyuz aslanım. Wattpad çocuğuyuz dedi sen bak dal. Evet. Sen 35 yaşında evli barklı adamsın. 30 ol. Ne yani şimdi, Wattpad'ci misin sen? O zaman sen Z kuşağı da barındırıyorsun yani dünyada bir şekilde. Şuramda. Çünkü omnisinsin sen. Abi tabii. Evet. Bırak Doctor ya, Allah aşkına şey, yani. İsparkçı gibi geldi buraya. Biz Wattpad'ciyiz birader, o hikayeyi oraya bırakmayalım. İnternetten tanıştığınız... Abi çok kalacak mısın? İnternetten tanıştığınız insanlara güvenmeyin çocuklar. Sen o çocuğu bırak diyeceğim ama sen de drama seviyorsun belli ki Begüm'cüm. Evet. O yüzden aynen devam dramatik hayatına. Aynen.
Ne sen, yapsın mesaj atsın mı? Sen hakkını bulmuşsun. Ya çocukla ilgili de sayıyor negatif. Bu akşam atsın mı mesaj? Sonra da diyor ki ben kedi kucağıma sıçsa kediyi kucağımdan bırakamam. E sen iyi bulmuşsun dengini. Benim de kedilerim var. Şey bile dengi miydi? Dengine her şey dengi dengine. Tamam, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. E tamam ne yapsın o zaman? Benimki kara seninki benden kara. Bu akşam ne yapsın? Plaketler geldi abi TDK'dan. Geldi bu akşam mi? Geldi. Bu akşam alayım mı içir? Nakite deniştirin hemen. Şşt oğlum söyleyeyim bu akşam ne yapsın kız? Hızlı tek cümle. Çat. Mesaj at. Şöyle mesaj atsın. Şey şeftali yolla. He? Galiba yürümüyor diye mesaj atsın. Galiba yürümüyor. Şeftali ha. Emojisi yolla. Çocuk da yürümüyorsa koşsun eho eho diye cevap döner zaten. Allah kahretsin. Hemen ayrılırlar. Senin yapacağın muhabbeti. Çocuk abi, kalitesi abi. Hanımlar beyler. Sus çocuk. Be. Hanımlar beyler. O tarz mı sonra devam edecek hiçbir yere ayrılmayın. Aks'ın sunduğu o tarz mı devam ediyor. İsmail bir pola tutunmuş şu an seksi hareketler yapıyor. Yakıştım sana İsmail. Çok kötü. Hangi pol? Işık çok açık ve bağıracağım şimdi. Teşekkürler Merve. Hanımlar beyler Radyo Mega'dayız o tarz mı devam ediyor. Bendeniz Can Banu'ma İsmail Türküsev ve Cansu. Ah Can yok yine. Yine yok. İnanılır gibi değil. Nereye gitti? Gofret alma ya. Evet evet. Ya illa bu adamı böyle alkış kıyameti. Gofretleri dizeceksin yolla gelecek. Hanımlar beyler hashtag iyi, senin olayın ne? Can Sungur gelsin mi? İstiyor muyuz? Alkış kıyamet. Hiç istemiyormuş. Hayır sıfır. Bir erkek ismi rica edeceğim. Kutsi. Ve bir bakalım Kutsi. Evet. Ama çok uzun ya. Sungur'u beklemem lazım. Biraz seninle muhabbet edelim mi ya İsmail? Korkmazsan. Tabii abi buyur. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? FIFA filan bir olayların var. Evet. İstiyorsan anlat. İşte oyuncu satıyorum. Ne? Oyuncu satıyorum şu ara. Anlamıyorum. Oyuncu satıyorum. Ne? Hangi kısmı anlıyorsun? Oyuncuyu mu satıyorum? Oyuncu satıyorum mu ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani bilmeyen birine anlat. Tabii. Oyuncum var. Neden var? Belli bir fiyat karşılığında başka bir insana veriyorum bunu. Tamam. Satmayı açıklattın bana. Ne? Yani. Takastan başta anlamıyorum. Abi şimdi... 3 tavuğum Sungur var benim geldi diyelim. Ya alkış ya. Çok teşekkür ederim İsmail'le bomboş muhabbet yapmaktan beni kurtardın. Kutsi diyor ki 4 yıllık bir ilişkim var. Ben kızı Instagram'dan ekledim. Aa. Dedim ya Rab bu kız çok güzel. Wow. Yemin ederim ter damlası düştük hocam. İşte de geldik gidiyoruz. Dedim ki yani vay be son programmış. Top diye ses çıkardım. kız çok güzel. Followlaşamayız. Kabul etti. Mimar Sinan'da okuyordum. Okuyordum filan da var da. Demek ki yani sözel bir bölüm değil. Ya da yazamadığına göre. Yurtta kalıyorduysa. Kız da Anadolu'da uzak diyarlarda bir üniversitede okuyordu. Benim Anadolu'dan de... geldi. Ama böyle bitiremeyiz soruyu. Çünkü soru uzun. Bölümlerimiz aynı. Onu beni eklemeye iten şey okulumun verdiği cool'luk olsa gerek. Arkadaşları da alıp kıza Yale'da okuyor çünkü. Arkadaşları da alıp kızın yanına 6 saatlik yola gittim. Anadolu'dan gel. Abi yapma. Görüştük. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Evet. Ben ilk anda ben sana aşık oldum diye patavatsızlaştım. Hal böyle olunca da kız dedi ne oluyor? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Sonraki buluşmamızda tenasül ahab Ahbabı tenasül. Evet ama güzel yazılmamış. Hemen ikinci görüşmede olunca ben yadırgadım beyler. Siz de beni yadırgamayın kız rahat. Sonrası da vay. Sonrası da olaylar şöyle gelişti. Ben uzaktan aşk yaşarken pat mimarlıktan bir çocukla olduğunu, uzaktan yürümediğini söyledi. Ben de ne yapayım be abi? Ferrarisini satan bilge gibi Interrail'a çıktım arkadaşımla. Amaç ben bulmak, aklımı dağıtmak. Bir de kız ben yurt dışını gezmek istiyorum dedi. Instagram'dan da paylaşıyorum ki bak ben neredeyim. Bak ne kekler yedim Amsterdam'da. Ben Erasmusçuluk oynarken yakın arkadaşımla birlikte olma gafletini de göstermiş oldum. Neyse sonrasında döndüm. Oha bir her şey o kadar... Bir dakika bir şey diyeceğim. Araya giriyorum. Bu soruyu ben okudum bu arada bu hafta bir ara bakıttım. Bu denk geldim. Hmm. Benjamin Button filmi gibi abi yani. Daha öyle bak. Mi? Daha nerelere gidiyoruz. Tamam geliyorum. Hadi be. Bay bay neler. Ne kekler yedim. Ben sen geliyorsan. Neyse
Sonrasında döndüğümde de gelip seni unutamadım dedi. Onun derslerine yardım edip İstanbul'a geçmesini sağladım. Ödüller falan kazandık yarışmalardan. Bak bak. Bir yıl aynı evde kaldık. Ne çok Benjamin Button. Nice. Evet. 30 yaşındaki halleri değil mi? Hmm. Okay. Sıktım kızı, hiç tatile bir yerde götürmedim. Ah zalim. Ama asla unutmadım mimar eksi. Hal böyleyken dedim gelecek yok, ayrıldım kızdan. Bir odunluk yaptık. İki ay sonra geri döndüm, bir de baktım ki kız iki ayda üç kişi de birlikte olmuş. Ben kimseyle olmadım. Hani seviyorduk, hani aşk yahu, ben kızdan başkasıyla birlikte oldu diye yediremedim diye ayrıldım. Bir geldim ki iki üç kişi. Bir de tenasül ahbap tenasülcülük mü oluyor bu? Kız sevgili olmasa, o kıvama gelmese de tenasülü Sungur okuduysan ne olur özetle çünkü. Allah aşkına devam et. This destroys. Başlı okay. Başına bir eğlence bu tamam. Hikaye. Kıvama gelme tenasülü ne? Ha. 2 3 1 de ahbap tenasülcülük. Kız sevgili olmasa da o kıvama gelmese de tenasülü gerçekleştiriyor. Kızın savunması, sen beni bıraktın gittin, ben de seni unutmaya çalıştım. Birileri diyor ki kim bunlar? İki üzerine ayda üzerine yazarak format atma vardı. Kızın savunma. Abi oğlum serbest şiir okuyorum şu an. Birileri diyor ki iki ayda nasıl midesi kaldırır? Birileri de diyor ki senin yüzünden. Birileri diyor ki. Bir de karşıma ahlaki, etnik bir sosyokültürel sorun çıktı. Kendimi yargıladım, sorguladım. Ben de başka bir kızı oldum ki işler burada karıştı. Ha karışmamıştı ha. Kız bir beyaz eşya firmasında işe girdi. Bir de benim kız yanına stajyer olarak girmesin mi? İki ay aynı yerde hem eski hem yeni kız arkadaşım karşılıklı çalıştılar. Yeni kızı aradığımda eski kız duysun diye merhaba akşam nerede buluşuyoruz diye bağırarak bana sesleniyor. Nispet edercesine. Bir gün eski kız dedi ki Allah belanızı versin. Çok insan. Bu ne biçim hikaye? Çok da simple folk yani. Evet. Ben kızdan ayrıldım. Kalitesizlik diye düşündüm. Kızı neden üzüyorsun? Ne gerek var? Bu iç seslere bayılıyorum. Bizim kız da bana kızarken staj yaptığı yerde bir çocuk bulmuş. Çocuk kim? Kaslı sınıf arkadaşı. Erasmus'tan yeni gelmiş. Haydi hal böyleyken ben ben de başkasıyla oldum. Tatile gittim. Erasmus'tan geldik. hayra. Başkasıyla oldum, tatile gittim kızla. Ama ben sevdiğimden değil ha. Hep nispet yapmak. Geri geldim ki o da bu çocukla olmuş. Sonrasında tekrar birlikte olacağız diye konuşurken bir de seni snaplerden gizlemiş, doğum gününe gitmiş kaslı çocuğun. İçime donmuş gibi kapısının zilini çaldım, açmadı. Evdelermiş beyler. Stalk'ın dibine vurup küçük İskender. Bütün yalanlarını yakaladım. Vurdum yüzüne. Vurdum ve bir jilet küçük İskender şaka. Kaçan her şeyi de duyuyorum. Kaçan kovalanır kuramından dolayı geri geldi. Kuram. Kuram. Kız. Oo, kuram yırtmış bu. Ay. Ay. Wow. Kız bir öyle bir böyle. Haluk Bilginer'in Masumiyet filmindeki efsane tradında olduğu gibi anlatım hikayem var mı durum bu? Masumiyet sırada hiç böyle değil ya. Abi bu daha çok kış uykusu gibi yemin ederim. Çok uzun. Haluk Bilginer oynar mı bu birini? Küçük bir rolü vardır mutlaka. Beyler bu kızla ciddi bir ilişki yaşamam mümkün mü? Yeniden deneyelim diyor. Çıldıracağım at yarışı gibi soru. İnanılır gibi değil mi? Yani Sungur sen okudun mu bu soruyu? Evet. Allah biliyor musun ne olduğunu? Abi. Sonu nasıl ya? Bunlar özür dilerim. Tamam bitiriyorum tamam. Tamam. Beyler bu kızla ciddi bir ilişki yaşamam mümkün mü? Yeniden deneyelim diyor. Başka ufukları yelken mi aç dersiniz? Nedir sizin ahlak teraziniz? Oo. Nedir bu işin doğrusu? Ben 4 senedir çözemedim. Çözse siz çözersiniz diye düşündüm de çözse panorama harim. Fethi yeni bencimiz. Beyler kafa yaşadım yemin ediyorum. Onu diyorum işte. Bir şeyin içinden gibi, çıktım ya. Bu sorunun kendisi bir hikaye zaten. Ama ne biliyorsun diye sor. Sıfırım ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben onu. De hiçbir şey anlamadım lan. Gerçek bir Türk dizisi gibi değil mi abi? 3 sezon izliyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Aynen. Bu arada aşağı yukarıda ne oldu? Rüzgar gibi geçti şu an. Abi özetliyorum. Tamam. Bu bir kızla lütfen. Tanışmış. Tamam.
Sonra bu bir takım aptallıklar etmiş, kızı aldatmış, ayrışmışlar, barışmışlar. Kız bunu bir dönem aldatmış, ayrışmışlar, barışmışlar, kız bir takım aptallıklar etmiş. Aldatmışlar olmuyor ki o zaman ayrılmışlar. Bazen aldatmışlar, bazen ayrılmışlar. Ha çok mu ayrılıyorlar bunlar? Tabii. Tamam ve ama yine de ziyaret seyredip de barışıyorlar. Evet. Kız çocuk da diyor ki özetle, bu arada söylediğim şey çok basit bir şey. Kötü kötü ilişkiler yaşıyor iki tarafta karşılıklı sürekli. Okay. Evet. Çocuk da diyor ki ben bunu devam edeyim, yeni şeyler mi kovalayayım? Devam etmesin. Yeni şeyler kovala. Yeni şeyler kovala. Evet. Ama soru çok eğlenceliydi. Soru bu arada bir ride'di ya. Evet. Ya böyle roller coaster deneyimi falan yaşadım. Korku türeliydi soru. Ben bir daha binerim bu soruyu beyler. Bak Inception gibi soruydu ya, cidden inanılmaz. Yani. Hani böyle. Oha alt katmanına geçtik sorunun falan. Oha inanılmaz lan. Wow. Okey neyse bir daha okuyorum. Hadi patlat abi. Abi yok bunu şey baya sakin kafayla evde okuruz. Ya şeyler çok iyi abi. Referanslar çok iyi. Ferrarisini satan Bilge gibi. Filan. Interrail'e çıkıyor. 35 lira verip. Interrail'e çıkıyor. Interrail sırasında en iyi arkadaşıyla beraber olma hatasını yaptım diyor. Hatasını yaptım. Ama evet. Sonra mesela bu bir daha soru boyunca hiç karşımıza evet. çıkmıyor. O yüzden diyorum Türk dizisi. Bir de şey çok üzücü hani lan. Her bölümün sonunda küçük bir panik var böyle. Ama sonra o panik hiçbir yere bağlanmıyor, anladın mı? Yani sadece bölüm sonu yazıyor ve orada veriyor. Hani böyle mi? Çocuk sonra merdivenden düştüm ben. Sonra bir şey olmamış, sonra devam ettik. Hani böyle yani boş ver. Şey mi biraz peki? Kara melek öptüm seni. Evet. Okey teşekkür ederim. Ya bunun şarkısını biz dinleyip hatırladık ya onu. Hayır. Ben hatırladım. Kara böyle falan öyle. Aynen o işte. Sen her şeyi inandırsan da kara mi? Ay hiç hatırlamıyorum. Daha ne önemli zaten. Bizim versiyonlar daha güzel. Şeye çok üzülmediniz peki. Herif böyle oğlum ben aşırı uçarı bir şey yapacağım şu an ve çıldıracağım. Kendi jenerasyonumun Budası olacağım falan deyip interior'a gidiyor. Sonra ondan hemen sonra kaslı adam da interior'a gidiyor. evet. Böyle adamın interior'a gitmesi bir -4 gibi bir şey oldu. Bir de şey, daha ilginci sorunun başında dizinin ilk bölümlerinde yani kızın beraber olduğu mimarlıktaki çocuğun kaslı olduğundan bahsedilmiyor. Hmm. Ama belki kası yok muydu o zaman? Hmm. Çocuk yoğun bir crossfit dönemi geçiriyor demek. Yani dizinin sonlarına doğru çocuğun tekrar ortaya çıkışındaki şeyden biz anlıyoruz ki çocuk meğer bunca zamandır bir de kaslıymış. Yani böyle maskesini bir çekiyor altından kaslı biri çıkıyor. Peki yani bunca zamandır kaslıydın ha. Bu narratifi çocuk peki, o anda yırtıyor değil mi üstünü? Nemesis kim burada? Düşmanı kim? Buradaki düşmanı çocuğun kendisi. Kendisi. Anti hero çünkü çocuk. Kendisiyle çatışıyor yani sürekli. Tabii. Olarak. Asıl burada kavgası kendisiyle. Evet. Ne yapsın? Sevdasıyla onun kavgası. Ezel yani bayağı. Ezel. 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 Buradan döner mi bu iş? Dönmez. Yani faydası yok. Kimseye faydası yok böyle bir ilişkinin. Ya bir de bu da olacağım diye çıktığı yolculukta seyahat ettiği arkadaşıyla sevişip geri dönmesi. O da olamadın. Nereye erdin? Tren garındayım ben olamadın. Böyle. Tren garının tuvaletinde. Kızın... Interrail diye bağırıyor böyle. Ya çocuk bir de ayrıldığı süreç içerisinde hemen hızlıca manita yaparım diye ayrılmış. Hiç yapamamış. Kız yapınca da üzülmüş. Kız format atmış çocuğun üstüne. Kınalı yapınacak. Ya çok kötü olmuş. Buradan dönmez. Evdelermiş beyler. Evet. Tekrar ona bir flashback yaşatmak istiyorum. O neydi ya? Size. Sen bunu baştan bir okumak istiyorsan sonrası, oku. Ben aşırı istiyorum ama hadi yapacağım ama gerek yok. Hadi oku. Şey. Oku şey, sonunda şey, da şey. Diyelim ki sen bunu devam ettirme abi, bir sonraki soruya geçelim. Aklıma ne geldi bak bunu yapabiliriz. Evet. Ama biraz daha hazırlıklı olmamız lazım. Böyle acayip saçma gelen şeyleri Google Translate'e okutalım. Wow. Ha şey. Ya çünkü şöyle okuyorum. Ya yani inanılmaz. Google dictate mi? Yok ya işte dictate neyse whatever. İngilizceye mi çevirecek bunu anlamadım. Hayır hiçbir şey çevirmeyecek abi. Türkçeden Türkçe'ye yapıyorsun sonra okuyor hani. Oku diyorsun. 4 evet. yıllık bir ilişkim var. İlişkim ya bir de inanılmaz şöyle yapıyor vurguyu. 4 yıllık bir ilişkim vardı. Kız geldi. Interrail yaptık falan böyle çok iyi. Aslında ya birçok sıkıcı arkadaşım gibi okudun yani çok da bir şey yapmadın. Anladım. Kavga edelim mi yoksa devam ediyorum? Ben devam. İyi bir kavgaya hayır demem. İyi bir kavganı alırım. Burada peki Can Sungur interrail yapıldı mı? Yok. Mesaj atıyorsan durduruyorum yayını. Yok ben kulağım sende. Anladım teşekkür ederim. İlgin ve alakana. Bu soruda benim gerçekten yapacak hiçbir şeyim yok. Devam etmez söyledik o ilişki. Söyledik bu arada ne yapacağını. Buradan sağ ol. Soru çok iyi bir soruydu. Evet. Yolluyorum. Sağ ol.
Çok teşekkür ettik arkadaşın kendisine. Bir sonraki sorumuz için bir... Merhaba. Bir erkek ismi alıyorum, Kutsi. İsmail. Üniversitede hoşlandığım bir kız var. Arkadaşına sordurdum sevgilisi var mı diye, sevgilisi yokmuş ama sevgili yapmayı düşünmüyormuş. Kızlar kendi aralarında bu muhabbeti konuşurken bana minnoş birisi demiş. Bu bir ara sevgili yapmayı düşünürsem bu sen olabilirsin mi demek, yoksa sevgili olabiliriz ama adım at falan mı? Bir daha okuyorum. Çok kısa. Çocuk minnoşluk tarafından çok ciddi şaşkınlığa uğramış. Hemen İsmail Bey'e soralım. İsmail Bey'in üniversitede hoşlandığım bir kız var. Arkadaşına sordurdum sevgilisi var mı diye. Sevgilisi yokmuş. Barış Manço. Ama sevgili yapmayı düşünmüyormuş. Kızlar kendi aralarında bu muhabbeti konuşurken bana minnoş birisi demiş. Bu bir ara sevgili yapmayı düşünürsem bu sen olabilirsin mi demek? Yok, asla değil. Yoksa sevgili olabiliriz. Asla ama değil abi. Adım at falan mı? Kızlar sevgili olmak isteyecekleri insanlara asla yumuşak ve sevimli bir şeylerin adını vermezler. Tompiş? Evet. Ne? Pompik. Tüntüş. Ne olur? Cimciş. Yani bilmiyorum. Ya, ama sevgili yapmak istese daha sert. Ya minnoş. Sessizler seçerdi. Minnoş olmaz mı? Olmaz. Ya illa bir aygır gibi çocuk mu demesi lazım? Aynen. Ama ne bildin kızın ihtiyaçları? Tospa mesela. Tospa çok kötü lan. Tospa kaplumbağa. Bilemedim. Ben yapamadım ya. Hatırlama. Çelik. Niye hatırlamadın? Ha. Şarkıcı çelik. Arar mıları. Dongi dongi. Bilmiyorum. Peki minnoş birisi olmak kötü bir şey mi? Minnoş birisi olmak iyi. O kötü bir şey değil. İsmail minnoş birisi dendiğinde sen ofend oluyor musun? Hani nasıl? Ne diyorsunuz lan siz? Hani dağıtırım lan burayı. Babandır minnoş. Minnoş hani kendini kaybetmek falan tarzı mısın? Hayır, yoksa hani... Minnoşluk kötü bir şey değil ama... Peki şöyle mi bak düzeltiyorum hani. Evet. Teşekkürler düşüncen için. Düşünceni... yani teşekkür ederim. Alıyorum bunu. Ama sindiriyorum. Hani, bence bak kusura bakma abi. Bence minnoş biri değilim. Ama çok sağ ol. Çok sağ ol abi. Ha, trip attım şu an, anladın mı ne yaptım? Anladım. Öyle bir şey mi? Yok bence minnoşluk güzel bir şey ama... Sence yani... minnoş musun? Sevgili olmaya çalışacağım birinden gelmesini isteyeceğim bir tepki değil bence. Sungur minnoş biri bence. Sungur no country minnoş for minnoş men abi. Abi minnoş ne demek o zaman? Bak bence sen minnoş birisin. Minnoş tanımlıyorum sana. Ben tanımayayım mı? Minnoş şu demek. Tamam. Yatağıma alsam bile cinsel bir olay yaşamam. Hayır lan. Teddy bear mi yani? Evet. Hayır minnoş o değil. Minnoş bu. Minnoş kalbini kırmaz senin. İyi biridir. Huyludur. Kötü çocuk değil işte. Kötü çocuk değil. Evet. Ama badass mi istiyor abi herkes? Tabii. Hani wow filan tarzı mı olacak? Biraz. Nedir lan minnoş? O yaşlarda. Ya minnoş. No ekmek for minnoş. Minnoş ben. Evet evet. O zaman ya bu kesin mi? Evet. Hay bab ya da. Sen friend zone'a bile girememişsin ya bak, kardeşim. Sen minnoş zone'a düşmüşsün. O zaman bana sor. Sen benim arkadaşımsın. Kutsiyeyim ben. Arkadaşına sordurdum sevgilisi var mı diye. Sevgilisi yokmuş ama sevgili yapmayı düşünmüyormuşu bir diyaloğa dökelim. Sor lütfen. Bir dakika. Yapamadım. Çalış. Yapamadım. 101 ya hadi de yaparsın. Sen ona hazırlan. Ben bu arada şu anlatmaya çalıştığım şeyi anlatayım size. Tamam. Anlatmaya çalıştığın şey neydi? Anlatmaya çalıştığın şey neydi? Projem mi var abi senin? İşler burada karıştı. Kız bir beyaz eşya firmasında işe girdi. Bir de benim kız yanına. Abi şey söyleyeyim mi? Soruları niye ben okuyorum? Evet abi. Hem eski hem yeni kız arkadaşım. Karşılıklı kalıştırlar. Yeni kız aradığımda eski kız duysun diye. Merhaba akşam nerede buluşuruz? Bu çok iyi bir şey. Tabii muhteşem. Tabii yorulmasın. Bir gün eski kız dedi ki Allah belanı versin. Kalt yapıyor ama bunu. Hatırlıyor musun onu? Şeyde hangi çağda yaşıyoruz? Abi yani? Bütün internette yapılıyor bu. Çıl. Bu yani bedava bir uygulama abi. Akıllı olan herkes. Bunu asıl konspirasyon teori videolarında yapıyorlar globalde. Konspirasyon teorileri ortaya atanlar, komplo teorilerini ortaya atanlar kendi sesleri. Aman işte FBI CIA'yı bizi oradan tanır dediği için hep Google'a okutuyorlar. Ben minnoşun iyi mi yani... Minnoş çok iyi bir şey ama ekmek yok. Şu minnoşu benimle canlandırır mısın abi? Evet. Bir daha okuyorum bak yardımcı tamam. olmak için. Arkadaşına sordurdum. Arkadaş sensin. Hı-hı. Sevgilisi var mı diye. Sevgilisi yokmuş ama sevgili yapmayı düşünmüyormuş. Burası bende. Sen arkadaşısın. Şimdi biz bir diyalog halindeyiz. Ben Kutsiye'yim. Soruyorum ben sana. Tamam. Kutsiye'cim. Canım. Ya bu
Çocuğun ismi neydi ya? Kutsi. Kutsi. Ablası. Ya bu alt sınıflarda Kutsi diye bir çocuk var ya. Aa, Kutsi'yi biliyorum. Hani hep aynı hırkayı giyiyor 4 senedir. Evet, yeşil ve mavi. Aynen. Kutsi hani diyor ki ne yapıyor bu aralar, sevgilisi var mı falan. Ne diyeyim ben bu çocuğa ya? Seni soruyor yani. Açıkçası Derya, sevgilim yok. Ama ne yalan söyleyeyim, bir sevgili peşinde değilim. Kutsi, Kutsi mi dedin? Evet, Kutsi. Çok minnoş bir çocuk ya. Bak! Bak! Ya. Görüyor musun? Evet. Burada küçük bir flörtüm vardı. Ama evet, sen o sen şey yaptın. Tamam. Yani alter mi ettim? Evet. O zaman bir daha yapacağım. Tamam, gel abi. Tamam. Kutsi'ye ya. Canım. İşte bir çocuk var, seninle seks yapmak istiyor. Ne diyorsun? Ay. Wow. First of all, wow. Öncelikle dürüst evet, teşekkür evet. ederim. Önce ilgi için teşekkürler. Çok mersi. Sevgili aramıyorum. Ama bu bahsettiğin kişi Kutsi olabilir mi? Kutsi. Kutsi, evet. Kutsi mi? Yani, ben nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? Evet. Çünkü biliyor musun, Kutsi minnoş biri. Minnoş bir çocuk çok. Tamam, bu daha az yargı içeriyordu az yargı önceki göre. Ama burada hiçbir şey anlaşılmıyordu. Hiç. Biz hiçbir çıkarsam yapamazsın. Minnoş ne biliyor musun? İşte zararsız. Ya ne demek evet, abi zararsız? Ya o minnoş ya. Olsa keşke arkadaşım olsa gibi yani. Olmasa da olur. Keşke arkadaşım olsa. Evet, ama yani dilini şey yapmam, ağzıma almam gibi. Daha nelerin nelerin nelerin. Öbüşmem yani. Öbüş mü? Öbüş. Hanımlar beyler, Radyo Mega'da bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı saatler 21 gösterdiğinde biz tekrar burada olacağız. Radyo Mega. Ben dil mil dedim diye FM'de, mi bitti program? Ne bileyim lan, bitti yani sonuçta. Çocuklar. Daha iyi. Minnoş kalın. Daha iyiye gidelim. Minnoş kalın. Stay minnoş, stay true. otarzmi@gmail.com adresine sorularınızı ve sorularınızı yollayabilirsiniz. İsmail Türksev, Can Sungur ve bendeniz Can Monum olarak. Çok güzel vakit geçirdik. Umarım sizler de geçirmişsinizdir. Görüşmek üzere. Aksın sunduğu O Tarz mı bitti? O Tarz mı her pazartesi 21'de, sorularınız otarzmi@gmail.com'da.